günler değerli izleyenler. Hoş geldiniz stüdyolarımıza. 24 Şubat Perşembe günündeyiz ve Uğur Melek ile birlikte her zaman olduğu gibi sizleri sevgiyle saygıyla selamlayarak başlıyoruz programımıza. Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim siz. İyiyiz bizler de. Teşekkür ederiz. Elbette spor gündemindeki gelişmelerle başlayacağız değerli izleyenler. Bizim konumuz değil ama nereye bakarsanız, hangi televizyonu açarsanız hangi internet sitesine bakarsanız elbette Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin başka bir boyuta taşındığını görüyorsunuz. Biz her zaman olduğu gibi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi yurtta sur, cihanda sur ilkesinden, felsefesinden hareketle en kısa zamanda mümkün olan en az hasarla sağduyunun galip geleceğini ve de barışın hakim olacağı bir ortama hızlıca dönüleceğimiz temennisini dile getirerek başlayalım bugünkü programımıza. Barış her zaman bizim arzuladığımız tek gerçek ve gündemimize geçelim değerli izleyenler malumunuz dün akşam. Sport Otosüper Lig'de 22. haftada kar yağışı nedeniyle bir erteleme vardı. Onu e, ikinci yarısı oynandı karşılaşmanın. Gaziantep-Öznur Kablo yeni Malatyaspor maçının ikinci yarısı oynandı. Ve bu sabah itibariyle Foto Maç gazetesine sessiz erteleme başlığıyla yansımış dünkü karşılaşmanın ikinci yarısı. Süper Lig'in 22. haftasında kar yağışı nedeniyle ertelenen maçın kalan bölümü 36 günlük aradan sonra oynandı. 45 dakikalık karşılaşmada gol sesi çıkmadı. 0-0 bitti maç. Gaziantep ve Özdür Kablo Yeni Malatya Spor sahadan birer puanla ayrıldı. 54'te ev sahibi Gaziantep gole, yak gole yaklaştı. Figueiredo'nun şutunda kaleciden dönen şutu müsait durumdaki Muhammed Demir out'a attı. 62'de Mustafa Eski Hellaç'ın ortasında Karim Afez'in vuruşu az farklı out'a çıktı. 72'de Muhammed'in şutunu kaleci Ertaç güçlükle çıkardı. 76'da Ertaç Muhammed'e bir kez daha izin vermedi. Mücadele golsüz sona erdi. 11. sıraya yerleşen Gaziantep puanını 35'e yükseltti sonuncu Öznür Kablo Yeni Malatya Spor 16 puana çıktı. Böyle bakıyorum 17 olacak. Zaten 16 puandı. 17. Gaziantep'te 36 olacak. Evet. Birer puan e, eksik olmuş. Biz onu düzeltmiş olalım. Gaziantep 36 puanda. Özdür Kablo Yeni Malatya Spor 17 puanla ligin en alt sırasında. Uğur Bey e, f, e, erteleme ve ikinci yarı olduğu için biraz şeyde farklılıklar oldu mu acaba? kadrolar vesaire. Evet. Nasıl değer, yani siz nasıl gördünüz? O noktada kafam karıştı biraz doğrusu. Ben de buradan izleyicilere fikirlerini sormuş olayım. Dün Burnley Tottenham da vardı. Hı. O da kar sebebiyle ertelenmişti Kasım ayında ama hiç oynamamıştı. Esameli listeleri belliydi. 11'ler gelmişti. 11'ler geldikten bir süre sonra maçın başlamasına bir yarım saat 40 dakika kala iptal edilmişti. Oynanamayacağına karar verilmişti. Dün oynandı Burnley Tottenham. Mesela Tottenham'a yeni transferleri Kulüşevski ve Bentankur ilk 11'de başladılar. Halbuki maçın orijinal oynanması gereken tarihte tescil onlar Tottenham'ın oyuncusu değil. Evet. Şimdi bu durumda hangisi doğru? Nasıl okumak lazım? Çünkü e, Türkiye Futbol Federasyonu Başakşehir, Konya ve Malatya Gaziantep maçlarında maçın orijinal oynanması gereken tarihe kadar tescil eden oyunculara izin verdiği Trezegay'di. doğru Pitsiydi, Doğru. Salih'ti, Barış Baştaş'tı vesaire. Onları Forma oynuyorlar. giyemediler. Mesela o enteresan geldi. Bir başka enteresan konu Oğuz Ceylan 36 gün önce ilk 11'de başlıyor maça Gaziantep formasıyla. Dün de oyuna sonradan girdi maçın ikinci yarısına. Herhalde futbol tarihinde maça başlayıp çıkıp bir bakıma ikinci yarıya başlamana göre sonra da tekrar giren ilk oyuncu olmuş olabilir mi? Maça başlıyor ilk 11'de. Olabilir. İkinci yarıya başlamıyor. 90 artı 2'de oyuna giriyor. Yani bu bana biraz futbolun tabiatına, doğasına aykırı geldi bu yaşananlar. Sanki üzerinde yeterince düşünmemiş gibi geldi bu statü. Hani biz bu müsabakaya hangi kadrolara müsaade edelim, hangilerine yetbelim veya nasıl bir karar alalım. Sanki bu konuda çok üzerine düşünmemiş gibi geldi bana. Ben bir spor olarak hoşlanmadım. Yıllar sonra bu maça dönüp baktığım zaman Oğuz başlamış, sonra sonradan girmiş. Bu ne Periz, bu ne Lanatursu dersin. Öyle değil mi? Şimdi doğru söylüyorsunuz. İngiltere ile kıyaslama konusunda ben ben orada takılı kaldım mesela. Onların bakış açısıyla bizim bakış açımız arasında gece ile gündüz gibi bir fark var. Onlar oynatıyorlar, biz oynatmıyoruz. Otomatik olarak şunu düşündüm. Siz söylediğiniz zaman A takımı ve B takımı. A takımı doğru hamlelerle kendisini geliştiren transferler yaptı. B takımının maddi durumu buna Gaziantep ve şeyden bahsetmiyorum, Malatya'dan bahsetmiyorum. Tamamen iki farklı takım düşünün. B takım bunu yapamadı, dolayısıyla herkese eşit davranabilmek adına bizde böyle bir yaklaşım sergilenmiş olabilir. Çünkü genelde biz bunu tercih ediyoruz ülke olarak, ama orada özgür düşünce biraz daha farklı işliyor, e, vizyon biraz daha farklı. Ya yapmışsa yapmıştır. Yaklaşıma doğru biliyorum. Yaklaşımı oldun. Bizimki Peki o zaman şöyle bir soru işlemiştir. sorayım. Doğru mu yanlış mı diye değerlendirmek acaba ne kadar şey olur? Belki soru şu olmalı. Evrensel genel geçer kurallara ne kadar yakınız ya da değiliz sorusu. Şöyle Belki bir soru şey sorayım. Buyurun. Takımlardan biri devre arasında 25 oyuncu gönderip 25 oyuncu alırsa ne yapacak o zaman değil mi? İlk öyle bir şey olmuyor. Statü buna <laughs> izin veriyor mu? Veriyor. O zaman oynayamayacaktı. O zaman ne yapacak? Amatör oyuncu alıp çıkacak. göre. Evet. Profesyonel kadrosunda o günkü Hiç oyuncuları kalmayacak. Hepsini gönderdiyse, yeni 25 oyuncu aldıysa, tescil ettirdiyse statü buna izin veriyor. Türkiye Futbol Federasyonu statüsü. O zaman demek ki bir şeyleri tam anlamıyla eksiksiz bir şekilde yerine her ihtimali, evet düşünmemişsiniz ve böyle bir uygulamaya geçmişsiniz. Yani bana sorarsan Buyurun. E, maç bu tarihte oynanıyorsa artık bu tarihin maçıdır. Herkes oynayabilir. Evet. Burnley Tottenham tarafında yapılan daha doğru bana sorar. Artık bu tarihin maçıdır. Geçmiş tarihin maçı değildir. Bu tarihin maçı. Ayrıca zaten tabii bu maçın 45'te yarıda kalması çok ekstrem bir durum ama Genelde de ben zaten 20 dakika oynandım, 25 dakika oynandı ama gol olmadı. Kırmızı kart olmadıysa baştan başlaması taraftarıyım. Yani bu olayın tabiatına aykırı bana sorarsan. Yani ağızda acı, acı bir tat bırakıyor, adaletsizlik hissi bırakıyor. Ya bu 45 oynanmış, gol de yok, kırmızı kart da yok, penaltı da kaçmış. Yani bir şey olmamış. Baştan başlasaydı ve mevcut kadrolarla oynansaydı bence gruplar da asacak bakar. Mevcut derken bugünkü güncelden bugünkü, bugünkü, yani. Evet güncel kadrolarla. Bence daha gerçekçi bir maç oldu. Ben bu maç gerçek bir maç gibi gelmedi bana. Ya maçın, çok niye yani niye böyle bir statü? Biz ertesi günü de sizinle konuşmuştuk. Yani oynansa mıydı acaba? Bir de o diye. var evet. Çünkü eee Ümit Öztürk sahaya çıktığı zaman top sekmiyor değildi. Biz tabii ben kendi adıma söyleyeyim hani sıcak evimde oturuyorum, seyrediyorum. Orada kolay değil o kadar karın altında top oynamak, görüş mesafesi vesaire ama bize yansıyan tabii top sekiyor mu, sekmiyor mu? Ama gördüğüm kadarıyla sekiyordu. Evet. Ve Sonra şey de denedi. O zaman Özdür Kablogeni Malatya Spor'un teknik direktörü Şumudika'da denedi. Ha Bakın burada. O da itirazda bulundu. Bak diyor, sekiyor diyor. Hadi oynayalım diyor galiba. Sporcuların acaba hissiyatı neydi? Herhalde Malatyalılar. Oynama taraftarıydı anladığımız bakıyorum. kadarıyla. Neyse yani bu şekilde biraz sizin hep söylediğiniz şu konuyu yönetmeliğimizi... Tüzüğümüzü bir gözden geçirmek, sanki güncel koşullara uygulamak birçok şey değişiyor. Değişti. Şunu soruyorum ya, Burnley Tottenham niye izin veriyor o zaman devre arasında yapılan transferlerin e, ya. oynamasına? Efe niye izin veriyor, biz niye vermiyoruz? Birinden birinde bir aksaklık var. Doğru. Eksik maç kalmadı böylelikle değerli izleyenler, hem önceki gün salı günü hem de dün iki maçımız eksikti Spor Toto Süper Lig'de. Herkes artık 26 maçını oynamış, tamamlamış durumda. Sevgili Recep puan durumunu verecek miyiz yoksa geçin mi şeye? ki gelsin efendim ekranı. Trabzonspor 63 puanla birinci sırada. İttifak Holding Konya Spor 49 puanla artık maç eksiği kalmadı. 49 puanla ikinci sırada takibini sürdürüyor. Medipol Başakşehir 46 puanla üçüncü sıraya yerleşti. Hemen ikinci Konya Spor'un ensesinde. Adana Demirspor da takibi bırakmıyor. 44 puanla dördüncü. Fenerbahçe 43 puanla beşinci sırada. Beşiktaş 41 puanla altıncı. Ay temiz Alanya Spor'un puanı 40. Yedinci sırada ilk onda şöyle Atakaş Atay Spor. 39 puanla Yukatel Kayseri Spor önemli bir çıkış yakaladı. onu da belirtelim. 30 38 puanla 9'unculuğa kadar tırmandı. Gaziantep Futbol Kulübü de dün akşamki beraberliğin ardından 36 puanla 10. sırada. Babakars Fatih Karagümrük'ün de puanı 36. Averajla hemen 11. sırada yer alıyor. Demir Grup Sivas Spor 34 puana sahip. Galatasaray 32 puanla 13. Fraport Avantalya Spor'un puanı 31 ve 14. sırada. Kasımpaşa 29 puanlı 16. sırada GZT Giresun Spor 26 puanlı 17. Çaykur Rizespor Altay ve Özgür Kablo Yeni Malatya Spor en alt sırada 17 puanla Uzun zamandır ligin en altına demir atmış durumda. Özgür Kablo, yeni Malatya spor. Dolayısıyla herhalde endişeyi, düşme endişesini artık en güçlü duyan, hisseden ekiplerimizin aradaki fark da açılıyor çünkü. Olduğunu söyleyebiliriz. Şüphesiz öyle. Ama bir de oyuncu kasım. menajer tercih yaptılar. O da çok riskli bir tercih. Kabul etmek lazım. Çünkü hep söylediğiniz gibi Adem'e sahada ihtiyacı var. Şiddetle ihtiyacı var. Gol üretebilen olmadık yerden vuruş yapabilen, atabilen evet. tek oyuncu demeyelim ama neredeyse öyle yani. Takımın en kalitelisi. E kendini oyunu alıyor. Mümkün olduğunda. Bu kez cezalıydı da. Mümkün olduğunda kendini oyuna alıyor. E o zaman ya bir futbolcu eksik kalıyorsunuz ya bir tek direktör. Ya bu pek akılcı bir çözüm olmadı sanki. Şimdi Nuri Şahin de Antalyaspor'da göreve geldi ama futbolu bıraktı. Antalyaspor'un tolere edebilecek Kadro derinliği var Doğru. gibi gördüler. Poli var. Hakan Özmert var ilk devre itibariyle. Devre arası itibariyle zaten Fernando'yu aldılar. Ama Malatya'nın transfer şansı da yok. Adem Büyü'ye ihtiyacı da var. Sanki çok akılcı bir çözüm olmadı. O zaman Posta Gazetesi'ne ve Fenerbahçe'ye geçiyorum. Lütfen. Uğur Bey. Değerli izleyenler başlığımız bu akşam oynanacak karşılaşma öncesinde. Haydi Fener turla gel. Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nde tarihi maçlardan birine çıkacak. Sarı lacivertler İstanbul'da yenildiği çekki e ekibi Slavia Prag'ı deplasmanda yenip yoluna devam etmek istiyor. Tur için temsilcimize iki ya da daha farklı galibiyet gerekiyor. Bu sezon UEFA organizasyonlarında deplasman golü kuralı kaldırıldı. Fenerbahçe'nin alacağı tüm tek farklı galibiyetlerde rövanş maçı uzayacak. Temsilcimiz iki ya da daha farklı skorlarla kazanması halinde son 16 tur biletini alacak. Beraberlik bile Slavya Prag'ın turu geçmesine Fenerbahçe'nin ise elenmesine neden olacak demiş gazete. Prag kafilesine altyapıdan 4 genç isim yer aldı. Kadroda şu isimler var Altay, Berke Ertuğrul, Salayi, Kim Minje, Serdar Aziz, Tiseren, Sangare, Ruhan, Ferdi, Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan, İrfan Can, Arda, Bora Pelkas, Ozay Samuel, Valencia, Serdar Dosun ve Berişe. Ee, İrfan İrfancan Kahveci yaklaşık 20 günlük sakatlık sürecinin ardından takımla çalışmalara başlamıştı. Yıldız futbolcu Slavia Prag rövanşının kadrosuna dahil edildi. Ancak fazlasıyla maç eksiği bulunan İrfan'ın ilk 11'de olup olmayacağına bugün yapılacak son idmanın ardından karar verilecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal Slavia Prag maçı öncesinde umutlu konuştu, demiş ve bir sonraki sayfamıza geçelim. Milliyet gazetesine affettirmek için geldik. Sarı lacivertli ekibin patronu Slavia Prak karşısında tüm opsiyonları kullanacaklarını söyledi. Buraya Fenerbahçe olarak kendimizi taraftarımıza affettirmek için geldik. İyi mücadele ederek turu geçebilme planlarımız var. İnşallah taraftarımızı mutlu ederiz dedi. Fenerbahçe'nin nasıl tur atlayacağını yine Milliyet Gazetesi de yazmış. Fenerbahçe'nin geçen hafta Kadıköy'de 3-2 yenildiği Slavya Praga elemesi için rövanşı iki farklı kazanması gerekiyor. Şimdi Mesut'ta sıfır risk diye bir başlık var hemen solda görüyorsunuz üstte. Belindeki sakatlığı sebebiyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Mesut Özil iyileşse de Slavya Prag maçının kadrosunda yer almadı. Teknik direktör İsmail Kartal ve Mesut Özil bu kararı birlikte verdi. Sakatlıktan yeni çıkan futbolcunun tam kapasite ve sağlıklı olarak dönebilmesi için riske girilmemesi tercih edildi. Ee, belki de birazdan okuyacağımız bir başlığımız daha var. Ee, ona Atfen şu başlığı da okuyalım. Löv için geri sayım hani maçtan bağımsız olarak Fenerbahçe'de yeni sezon için teknik direktör arayışında artık son aşamaya gelindi. Birçok adayla görüşen Sarı Lacivertli yönetim dünya ünlü Alman çalıştırıcı Joachim Löv'ü takımın başına getirmek istiyor. Löv ile birçok konuda prensip anlaşmasına varan yönetim artık son detayları görüşüyor ve bu iş bittiği zaman da belirsizlik sona erecek. Son aşamaya gelen görüşmelerin kısa sürede bitirilmesi ve Löv'ün açıklanması için yoğun mesai yapıyormuş Fenerbahçe yönetimi. Dediğim gibi birazdan bir başlığımız daha var Uğur Bey. İsterseniz biz maçla başlayalım. Belki teknik direktör kısmını sonraya bırakmak istersiniz. Tabii iki takım da pazar oynadı. Slavya'da, Fenerbahçe'de hemen hemen eşit saat dinlenmiş oluyor ama Slavia hem e, Bohemians'a karşı daha zorlu bir maç. 1-0 kazanıyorlar. Hem de daha fazla as oyuncuya yer veriyorlar. Çok fazla rotasyon şansları olmuyor. Kaleci'yi saymayalım zaten. Kaleci hani dinlensene olur, dinlenmesene olur da. E, Mandusu yedek oturtmuş ama <laughs> Sabek Bah dönmüş. Savunmada Usu, Kacaraba ikilisi, Solbek Dorli, Samek, Şevcik, Şirans, Olayinka, Plavcik. Bunlar hepsi Fenerbahçe'ye karşı oynamışlardı zaten. Doğru. Hemen hemen Fenerbahçe e, kaleci çıkarırsak Fenerbahçe çıkan takımın 19'u 9'u e, Santer Fortesel'ı kullanmış Fenerbahçe'ye karşı sor oynamıştı. Onun dışında eğer yanlış hatırlamıyorsam 19'u sahaya çıkmış. İlk 11'e sahaya çıkmış bu Hemiyans maçında. Fenerbahçe 7 oyuncu değiştirdi ligde. İlk 11'inde 7 kişilik bir rotasyon yaptı. Evet. Hani hep deriz Perşembe, Pazar Perşembe 8 günde 3 maç oynamak Fiziksel olarak yorucu olabilir ki bazen yorucu da olur. O yorgunluğu Slavya biraz hissedebilir. Genelde biz yapardık böyle şeyleri. Rakip yapmış bu kez. Fenerbahçe'nin ligde yaptığı rotasyon hem de iyi sonuç alması değil mi? Avantaj gibi görünüyor. Fenerbahçe biraz daha geniş kadrodan faydalanma şansı var. Birincisi. İkincisi Slavya yaparak Fenerbahçe, Fenerbahçe Slavya Pırak maçından sonra çıkan 2-3'lük sonuç deplasman gol avantajı olsaydı şu anda çok umutsuzluğa sevk, sevk ederdi yani. bizi ama deplasman gol avantajı olmadığı için bu sezon ilk kez çok fazla umutsuzluğa sevk etmiyor. Çünkü her türlü galibiyet Fenerbahçe'ye yarıyor. Yani bir sıfırlık bir sonuç eski statüde yaramayacaktı. Slavia çok daha defansif bir oyun oynayabilirdi çünkü 1-0 onlara yarayacaktı. Ama şimdi bir sıfırlık sonuç Fenerbahçe'ye yarayacağı için maç uzatmaya gideceği için 1-0'da 2-1'de Fenerbahçe'nin daha kontrollü oynaması ve 1-0 hedeflemesi gibi bir şansı var, opsiyonu var. Ki Slavya'da Fenerbahçe maçını dışarıda bırakırsak son dönemde kolay gol atamıyor. Fenerbahçe maçı dışındaki son resim maçlarına bakarsak ligde Karvina'ya 1-0 yenildiler gol atamadılar. Kupada Sparta'ya 2-0 yenildiler gol atamadılar. Ligde Slovaçko <laughs> ve Buhamiyans'ı peş peşe 1-0-1-0 yendiler. Kolay gol atamıyorlar. Bir tek Fenerbahçe'ye karşı kolay attılar. O zaman şu soru geliyor akla. Fenerbahçe ilk maçtan ne ders çıkardı? Muhakkak çıkarması lazım. Muhakkak çıkarması lazım. Zaten sanırım e, hikaye de orada gizli. İlk maçtan çıkarılacak dersler. Çünkü belli ki ilk maç öncesi rakip analizleri konusunda Fenerbahçe teknik tek, tek, ekibi eksik kalmış. Rakip analiz edememiş. Sağda karşılaşmış bir kez. Kimse beklemiyordu öyle oynayacağını Prag'ın değil mi? Önde basarak güvenli, savunmasını orta sahaya çıkaran. Belki çalışılsaydı Slavya takımına. Belki beklenebilirdi ama Fenerbahçe çok düşük viteste başladı. Belki Slavya da beklemiyordu. 25. dakika itibariyle şutlar 5-0'da. Bu dediğiniz daha makul. Belki, belki onlar, da, da beklemiyordu. beklemiyordu. Fenerbahçe'nin bu kadar düşük vitesle oynaması, Doğru. bu kadar özgüvensiz çıkması, 25. dakikada şutlarda Fenerbahçe 0, Slavya 5 yazması belki onlar da beklemiyordu. İlk baştan muhakkak dersler çıkarılacaktır. E, Fenerbahçe geriden daha akılcı çıkacaktır. Büyük bir ihtimalle e, hatlar birbirine daha yakın olacaktır. E, Slavya'nın Olayinka ve Sorla ve arkasında da e, Plavsic, Şevçik ikilisiyle Traore. Hatta işte Traore, Shirts ve Doldekle böyle onlarla yaptığı önde baskıya karşı daha doğru yerleşim, daha doğru çıkış stratejileri herhalde uygulanacaktır diye tahmin ediyorum ben de. Ama en önemli konu ilk maçta o gün de değinmiştim yani Slavya Pragın bir kurgusu vardı, Fenerbahçe'nin umutları, Slavya'nın planı vardı, Fenerbahçe'nin denemeleri, Fenerbahçe'nin bir camiye abisi var, Slavya'nın tek direktörü. Onlar çok daha sistemli, çok daha kurgusu sağlam, çok daha organize bir takım görüntüsü veriyorlardı. Fenerbahçe'nin önemli eksikliği organizasyondu, şemaydı, yerleşimdi. Umarım bu kez onu Fenerbahçe daha doğru yapar. Slav ve sahayı daha iyi parselliyordu ki futbolda çok temel bir mesele bu. Sahayı doğru parsellemek, doğru bölüşmek. Fenerbahçe umarım bu kez Pırak Deplasman'da bunu daha iyi yapar. Çünkü kaliteli oyuncuları oldu, ortada Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin oyuncuları var. Slav ve Pırak'ın bir oyunu. Fenerbahçe'nin de oyunu olursa Prag deplasmanında şanslı olabilir pekala. Bu anlamda ligde rotasyon yapılmasında çok olumlu karşılıyorum. Mutlulukla karşılıyorum. Tekrar altını çizeyim. Biz geçmişte şu son 3-4 yıl içinde Türk takımları bazen ligi öncelikli hedef olarak kabul edip Avrupa Ligi'nde rotasyon yaptılar ve bu bizi gerçekten çok üzdü ve çok geriye itti. UEFA ülkeler sıralamasında 16. basamağa düşmemizde çok büyük rolü var. Bu yapılan hataların. Umarım bu tekrarlanmaz. O anlamda İsmail Kartal'ın Fenerbahçe Kulübü'nün Fenerbahçe oyuncunun önceliğinin konferans ligi olması çok mutlu etti bir spor olarak beni. Lige böyle rotasyona çıkıp öncelik olarak Slavya Prag maçını düşünmeleri bence bu mental olarak Fenerbahçe'yi daha iyi seviye çıkartır. Yani mesela pazartesi sabah kahvaltıda oyuncuların kendi arasında yaptıkları sohbet değişir. Salı akşamı yemekte konuştukları şey değişir. Slav Prag maçını önemsiyorlar. Eğer lige Fenerbahçe az kadrosuyla çıkıp Slavya başına rotasyon çıkacak olsaydı futbolcuların da bakış açısı daha düşük ciddiyette olurdu. Eminim daha yüksek ciddiyete çıkacaklardır maça. bu kesinlikle mutluluk verici. Dün akşamki Benfica Ajax maçından hareketle özellikle ilk yarı için şöyle söyleyebilir miyiz? Ajax hem rakibi oynatmamaya hem de kendi oyununu sahaya dikte etmeye uğraştı ve ilk yarı bence ilk 45 dakika bunu çok rahat bir şekilde başardı. Herhalde Benfica'nın e, paslarına teker teker bakmadım ama çifthaneli pas yapan oyuncusu yok. En çok da kalecisine geri oynamış. O, o da istatistikte ilk yarıda oluştu ama şeyde çift e, çifthaneli pas yapan birçok oyuncusu var. İlk maç için Slavia Prag'ında İstanbul'da Fenerbahçe'yi oynatmadı, oynatmamaya çalıştı, top yaptırmamaya çalıştı ve oyununu sahaya yansıtmaya çalıştığını söyleyebilir miyiz? Ben çünkü notlarımı öyle yazmışım söyleyebiliriz sanki. Dolayısıyla buradan çıkarılması gereken ders. E, e, koşu mesafesine bakmadım. Tolga bilmiyorum bulabilir misin? Her iki takımın koşu mesafesini yazmamışım yani. Ama maç sonu itibariyle Fener ilk yarıda Fenerbahçe %49'a %51 topa hakim olma oranları. İkinci yarıda 52'ye 48 yapmış Fenerbahçe biraz daha. Tripsowski'nin deplasmanda farklı oyun oynadık. Bu maçta biraz daha farklı oyun oynayacağız sözlerinden hareketle. Nasıl bir oyun tahmin edersiniz? 11 demiyorum nasıl bir oyun? Şimdi muhtemel 11'imiz de varsa <laughs> bu arada. Tamam. Bu sezon izlediğimiz iyi takımlardan Peki. biri Sporting Lisbon'du. Şu anda Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek daha muhtemel ama tabii City ile baş etmek kolay değil. Sporting Lisbon tek direktörünü Ruben Amorim'i sadece 13 maçta buldu. Braga'yı sadece 13 maç çalıştırmıştı Ruben Amorim. 13 maçlık performansa bakarak Sporting Başkanı Amorim'i aldı. Transfer etti 35 yaşındaki Amorim'i. Sporting gibi büyük takım ona teslim etti. Ruben Amorim de harika gidiyor. Önce şampiyon yaptı takımı sonra şampiyon gruptan çıkarttı. Sadece 13 maç. Ve yaşı da 35 iken. Slavya'ya dönelim. Tırpisovski'yi e, ligden, Czech liginden orta sıra mücadelesi veren bir takımdan Sloven Liberec'den yanılmıyorsam umarım yanılmıyorumdur. İzleyerek onları Avrupa Ligi'ne taşıdığı için iki kez Avrupa Ligi'ne taşıdığı için aldı. Yarım sezonda yarım sezon Slavia'ya çalıştırdı. Kupayı kazandı <laughs> ve ondan sonra devam etti. Dört buçuk sezondur orada çalışıyor. Üç tane şampiyonluk ve şu anda da işte Avrupa Konferans Ligi'nde avantajlı konumdalar. Fenerbahçe aslında benzer bir şey yakalamıştı. Sporting ve Slavia gibi. Emre Belözoğlu 10 maç çalışmıştı. 10 maç sonunda ortaya hem nümerik olarak hem de teknik olarak iyi şeyler ortaya koymuştu. Doğru. Hem 10 maç 23 puan hem de oyun fena değildi. Fena maçı evet. tekrar şampiyon karşı sokmuştu. Onlar devam etmedi. Bakın Slavia Prag sürekli teknik adam istikrarı olan bir takım değil. Tekrar altını çiziyorum. Tripi öncesi 7 yılda 12 tek direktörle çalışmışlar. Aynen Fenerbahçe gibi. Aynen Türk takımları gibi. Deneme yanılma yoluyla yönetilen bir kulüp. Yani öyle harika yönetilen bir kulüp, harika yönetilen bir organizasyon değil. Ama bir tane tek direktör yakalayınca, Turpuşovski'yi yakalayınca ısrar etmişler. 4,5 yıldır onunla devam ediyorlar. Başarıdan başarıya koşuyorlar. Sporting benzer şekilde. 20 yıldır şampiyon olamıyordu. Ruben Amorim'i yakaladı, devam ediyor. Fenerbahçe yakaladığı bir tek direktörü Emre Belözoğlu da yola devam etmedi. Yani Ali Koç'un 4 yıllık başkanlık serüveninde çok fazla hatası var ama bence yaptığı en büyük hata Bu Emre Belözoğlu'ya devam Şimdi Emre Belözoğlu'ya devam ediyor olsaydı, ya Emre Belözoğlu kusursuz muhteşem bir tek direktör Elbette. değil. Ama bir doku uyumu sağlanmıştı. Ee, bir doğru evlilik hissiyatı vardı. Muhtemelen üzerine koyarak devam edeceklerdi. Çünkü tek direktör değişince Fenerbahçe'de organizasyon değişti, formasyon değişti, oyuncu kadrosu değişti yıkıp yeniden yapıldı Fenerbahçe. Bir önceki sezonun kazanımları da oradan faydalanmamış oldu. Ama Slavia Praha bakıyorsun hep üzerine koymuş. Hep bir önceki sezonun kazanımlarından faydalanmış. Bugünkü maçta da şimdi Slavia Yapıra'ya okurken geçmiş kazanımlarına bakıyorsun. Çünkü elde böyle bir veri var. İsmail Kartal'a bakıyorsun elde öyle bir veri var mı? Fenerbahçe'nin geçmişinde ha burada böyle oynamıştı, burada böyle tercih yapmıştı. Bugün de böyle tercih yapar diye bir denklem kurabiliyor musunuz? Çok zor. Slav yaparak muhtemelen Union Berlin maçında yaptığı gibi. Union Berlin maçında ne yapmıştı? Grupların son maçıydı. Slavia Prag'ın sadece beraberliğe ihtiyacı var. Çünkü Slavia 7 puanla Union 6 puanla çıkmıştı. Union galibiyete mecburdu. Aynen Fenerbahçe gibi. Slavia'ya beraberlik yetiyordu. Aynen bugün olduğu gibi. Beşli savunmaya çıktı. Topu çoğunlukla Union'a bıraktı. Kontratak felsefesiyle oynadı. Bir tane gol bulduktan sonra çok daha rahattı zaten. Maç 1-1 bitti. Gruptan çıktı. Union Berlin elimizde böyle bir malzeme var. Umarım Fenerbahçe çektik gibi sınav yaparak Union Berlin maçını izlemiştir. Umarım izlemişlerdir. Muhtemelen Union Berlin maçı gibi oynayacaklar. Beşli savunma, daha defansif bir orta saha tercihi ve hızlı çıkış. Geçiş ucumlarına fırsat kovacaklar. Fenerbahçe atak tamamlaması lazım. Tamamlayamadığı her atak tehlike olur. Bugünkü maçın muhtemelen kaderini bu belirler. Fenerbahçe avutla, taçla, kornerle, faulle ne şekilde olursa olsun yaptığı atakları tamamlaması lazım tamamlayamadığı zaman Olayinka gibi, Sor gibi, Şirans gibi gerek hızlı koşan gerek hızlı düşünen oyuncular sana fatura keserler. Union maçı da bence model. Bu tarifinizde sabek konusunda çok dikkatli olunması gerektiği düşüncesini getiriyor aklıma tercih de bu akşamki maç öncesinde. Şimdi Olayinka e... çünkü sola devrilerek oynuyordu. Santifor oynuyordu ama sola devrilerek oynuyordu. Ve Orada ve alan bırakmamak Çok lazım. da tehlike yaratmıştı haklısınız. Şimdi e, Uğur Bey maçla ilgili olarak geri döneriz elbette ama hürriyet, ha pardon ya e, sevgili dostlar şeylerimiz var değil mi? E, basın toplantılarımız var. Tamam o zaman önce hangisi geliyor? Bizim e, Fenerbahçe'nin e, İsmail Kartal ve Serdar Dursun ardından da e, Slavia Pragın basın toplantısına da bakacağız. Ama bu akşamki maç öncesinde önce e, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve futbolculardan Serdar Dursun neler söylemiş bakalım. UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu revanşında Çekya temsilcisi Slavia Praha konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, iyi bir oyun ve mücadele ile turu geçerek taraftarlarını mutlu etmek istediklerini söyledi. Sarı lacivertli takımda teknik direktör Kartal'la milli futbolcu Serdar Dursun, Eden Arena'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İstanbul'da oynanan ilk maçta beklemedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını belirten İsmail Kartal. Buraya Fenerbahçe olarak kendimizi taraftarımızı affettirmek için geldik. İyi mücadele ederek turu geçebilme planlarımız var. İnşallah Fenerbahçe'ye yakışır bir oyun ve mücadeleyle turu geçen taraf oluruz ve taraftarlarımızı mutlu ederiz. Fenerbahçe'nin sahaya bir karakter koyacağını ve turu geçebilmek için tüm opsiyonlarımızı uygulayabileceğimizi söylüyorum. Hücum hattında 3 oyuncumuzun olması bizim için önemli ve değerli. Ön tarafta elimiz güçlü. Oyuncuları en iyi şekilde değerlendireceğiz ifadelerini kullandı. Sarı Lacivertli takımın altyapısından yetişen genç oyuncu Arda Güler'in son maçlardaki yükselen performansı ile ilgili bir soruya Kartal. Arda Güler altyapıdan yetişen çok değerli bir oyuncumuz. Önü açık. Bu oyuncuları yeni kazanmışken çabuk kaybetmek istemiyoruz. Oynayacağı ve sonradan gireceği maçlar var. Onu korumak istiyorum. Onun bir referansı var. Arda artık A takım oyuncusudur cevabını verdi. Sakatlıklarını atlatan İrfan Can Kahveci ve Kim Min Jae'nin son durumuyla ilgili de bilgi veren deneyimli teknik adam. İrfan Can en azından oyunun bir bölümünde fedakarlık yapacağını söyledi. Biz de kadroya aldık. Kim Min Jae ise 5-6 gündür takımdan uzak. Oynayıp oynayamayacağına yapacağımız değerlendirmelerden sonra karar vereceğiz değerlendirmesinde bulundu. Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Serdar Dursun, ülke puanı açısından çok önemli bir maça çıkacaklarının bilincinde olduklarını aktardı. Pırağı tur atlamak için geldiklerini belirten Serdar, bu maçın öneminin farkındayız. Galibiyet almak ve tur atlamak için geldik. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Ülke puanı için çok önemli bir maç. Hatalarımızdan ders aldık. İnşallah buradan galibiyetle ayrılacağız diye konuştu. Serdar Dursun sergilediği performansla ilgili her zaman ilk maçım gibi oynuyorum. Hocam şans verdiği takdirde savaşıyorum. Katkı sağlamak istiyorum. Fenerbahçe'yi üst sıralara taşımak istiyorum. Ligde bu sezon istediğimiz gibi işler gitmedi. Ancak böyle maçlar fırsat maçlarıdır. Burada yemin etmişliğimiz var. Allah'ın izniyle turu geçeceğiz şeklinde görüş belirtti. Ve şimdi de değerli izleyenler rakip Slavya Prak teknik direktörü Tripsovski ve Şrans futbolculardan Ivan Shrants'ın açıklamaları geliyor ekranlarınıza. Biz klasik bir 3-5-2 dizili bir şey ile maça aslında çıkmadık. Maç aslında bu diziliş değişti, esnek olarak, plastik olarak değişti. Ve yarınki maçta da rakibimizin dizilişine esnek bir cevap verebilecek bir dizilişle çıkmayı düşünüyoruz. Durum ne gerektirirse onu yapacağız. Elbette ilk maçta çok kaliteli bir maç sergiledik, bir oyun sergiledik. Tüm oyuncularımız görevlerini yerine iyi getirdi. Üç gol attık ve birçok gol şansı yarattık. Yarın içinde birinci maçta olduğu gibi bir performans sergileyerek tur atlamayı ümit ediyoruz. Evet evde oynamak elbette oyuncular için daha basit ve daha avantajlı. Kendi sahamıza alışığız, yolculuk yapmak gerekmiyor ve tanıdıkları bildikleri bir ortamından faydalanarak bunun avantajlarını lehimize kullanmak istiyoruz. Fenerbahçe stadında söylendiğine göre farklı ufak tefek bazı değişiklikler vardı. Ancak biz bunları da lehimize kullanıp galip gelmeyi başardık. Uzun bir süre sonra bugün taraftarlarımız önünde maça çıkacağız ve tur atlamak istiyoruz. Bu çok olumlu. Bohemians'a karşı oynadığımız ilk maçında da ilk defa taraftarlarımız önünde oynadık. Geçen yıl bütün Avrupa Kupa sürecini taraftarsız boş tribünler önünde geçirdik. Ve bugünkü taraftarlarımız önündeki maçı dört gözle bekliyoruz. Çünkü büyük bir maç. Şansımıza takımımız çok iyi oynadı. O yüzden sakindim. Ancak maç öncesinde takımla beraber olmak benim için çok zor oldu. Ee, en son 20, 23 yaşında bir kere maça lisansla ile çıkamamıştım. Ben 24 yıllık yıldır antrenörlük yapıyorum, teknik direktörlük ve bu bir ilk oldu. Ee, hazırlık aşamasında oyuncularla beraber olmamak, rakibin kadrosuna direkt cevap verememek, reaksiyon gösterememek ve sonra galibiyet sonrasında takımımla beraber olmamak elbette çok zor oldu. Ama takım süper oynadı ve son 8 dakika haricinde aslında doğrusu keyifli oldu, keyif aldım. Ekran başında maçı seyretmek çok farklı bir bakış açısı oldu. Elbette seyirciler önünde oynamak çok farklı, atmosfer çok farklı. hem yansılık başında da bunu denedik ve gerçekten güzel bir akşam olacağını ümit ediyorum. Her iki cepheden de açıklamalar bu şekilde. E, Uğur Bey zaten değerlendirmenizi yapmıştınız ve çok güzel bir done aldım ben. E, muhtemelen beraberlik yettiği için, yeteceği için daha sakin, ilk baştakinden daha farklı bir oyun oynayacağını dolaylı olarak söylediğiniz şeylere gitmeden önce, bantlara gitmeden önce. Yani Trpišovski Sloven Liberec'te iki kere Avrupa Ligi gruplarına mücadele etmiş. Slavia ee, Slavya Prag'la iki kere Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıkmış. Napoli'lerle, Leicester City'lerle, Glasgow Rangers'larla baş etmiş. Arsenal'ı ürkütmüş geçen sezon. Bu seviyelerde çok deneyimli bir tek direktör. Fenerbahçe'nin de bir abisi var. Futbolcu abilik yapması için bir seçim yaptılar. Ligin bitimine 21 maç kala, 21 lig maçı kala Türkiye Kupası'na devam ederken e, UEFA Konferans devam ederken kalıcı bir teknik direktör getirmediler. Geçici teknik adam tercih yaptılar. Yani Tırpishovskiy izleyince benim hissettiğim o geçen seneden başlayan bir zincir. Bizim fikrimizce ki defalarca dile getirdik geçen sene sezon sonunda Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasıyla başlayan bir Geldiğimiz nokta itibariyle hatalar zinciri diyebiliriz yaşananların Tabii. ardından. Tabii. E, belki öncesinden öngörmek kolay değildi ama bugün itibariyle geriye dönüp baktığınızda her şey bunun bir hatalar zinciri olduğuna işaret ediyor. Peki bizim e, şu anda muhtemel 11'de ufak bir problemimiz var. E, ekrana getiremedik ama sizin bir tahmininiz olur mu? Kimler aşağı yukarı e, mesela hücum hattında kimlerin oynamasını beklersiniz? Mesut Özil yok. Mesut Özil neden yok? Az önce okuduk gazeteden. Riske edilmek istemiyor. Sakatlığı geçmiş ama riske edilmek istemiyor. İrfan maç eksiği var. Bekler miyiz İrfan ya da Arda'yı bekler miyiz? Evet tahmin etmek zor. Galiba Değil mi? sezonun en zor e, tahmin edilebilir. 11'lerinden biri bu. Çünkü 7 oyuncu değişti ligde ve maçı kazandılar. Dolayısıyla İsmail Kartal e, Kadıköy'de Slavia Praha karşı oynayan daha çok az diye andığımız oyunculara mı itibar edecek yoksa daha sonra ligde oynayan aslında daha az forma şansı bulan ama iyi bir futbol ortaya koyan oyunculara mı itibar edecek? Onu bilmek güç ama Arda Güler'le ilgili sözcüklerinden benim hissettiğim sanki bu maçta onu 11'de kullanmayacak gibi. Öyle ben, bana da öyle geldi. korumak istiyorum falan. Onu ama korumak istiyorum. Bir yandan da, da düşünüyorum. Neden olmasın? Sahaya kağıda ilk yazacağım isim ben olsam sağ beke o son olurdu muhtemelen. Maç içinde o değişti yapmıştı. Evet haklısınız. Son bölümün açın son bölümde o sayesinde öyle sağ kaydırmıştı. Maçtan ee, öyle başlansaydı belki. Olayın kan hızına yanıt da verebilir. Evet. Ki Vitor Pereira döneminin kazanımlarından biri. Vitor Pereira evet geride hasar, ciddi bir hasar bıraktı ama bıraktığı kazanımlardan biri de Osayi Samuel'in, savunma yönünün gelişmesi. Hücum hattında herhalde artık Avrupa kadrosunu olduğuna göre, basın toplantısına çıktığına göre Serdar Dursun'un başlayacağını tahmin edebiliriz. Çünkü genelde basın toplantısına çıkan oyuncular hani kullanacağı oyuncu oluyor tek direktörlerin. Ya, onu tahmin edebiliriz. Arda Güler anladığım kadarıyla başlamayacak. Bu durumda ligde onun yerine giren Mert Hakan, Avrupa'da da oynayan Mert Hakan herhalde başlayacaktır diye tahmin ediyorum. Kim oynayabilir durumdaysa kim Salah stoper ikilisi Fenerbahçe'nin ideal stoper ikilisi. Muhtemelen onlar başlayacaktır. Ferdi Kadıoğlu çok iyi bir ilk maç oynamıştı. Sol bekte çok etkili. Maçın ayakta kalan ismiydi. Doğru. Hafta sonu cezalıydı. Dolayısıyla Ferdi Kadıoğlu'nda değil mi sol bekte başlama ihtimal güçlü bir. 6 da oyuncu sayabiliyoruz. Kalanları biz de herhalde Zayis'in cezası var. Onu resmi ister gelince göreceğiz. Kalanları herhalde. Crespo e, olsaydı Avrupa listesinde oynardı ama Avrupa listesinde yok. Zayis'in cezası var. Ozan Tufan. Mert orada. Hakan bu durumda kesin oynayacak. Hani Mert Hakan'ın partneri olarak Sosa, Ozan, Arda Güler gibi alternatifler var. Ha, bence keşke Arda Güler başlasa, keşke devam etse. Çünkü yaşından büyük bir olgunluk gösterdi. Ee, sanki 17 yaşında bir oyuncu değil. Hani ilk kez ilk 11'de oynuyor gibi değil. Daha önce bu iş çok yapmış. Onun deneyimine sahip. Soğukkanlı bir maç oynadı. Kendine 4 tane faul yapıldı. 3 tane defansif ikili mücadele kazanmış. Dün İsmail Şenol kardeşim detayları gönderdi bana. 6 başarılı çalım var. Yani yaşça ve fizikçe kendinden büyük olan rakiplerine karşı gayet üstünü sağladı ve haftayı da Süper Lig'de tüm oyuncular içinde 14-2'nin mücadele başarısıyla lider bitirdi. Demek ki fizik olarak ayakta kalabilecek seviyede. E, yani madem eksikler de var. Hani Mesut sakatlıktan çıkmış hazır değil. İrfan müsabaka ritmi yok. Zayt cezalı. Ee, bu durumda pozisyonu da çok zengin değil Arda'nın. Neden olmasın, neden başlamasın diye düşünmeye Arda ile alakalı olarak şöyle bir çerçeve çizecek olursak eğer Fenerbahçe'nin topa hakim olduğu oyun olamadığı oyun. İkisi içerisinde acaba savunma yönünü henüz görmedik diyebilir miyiz? Ama şöyle bir artısı oldu. Fenerbahçe önde baskı yaptığında da sezgileriyle çok akıllı toplar Kazanımlar kazandı. Sağladı. Bir evet. tanesinde de zaten Fenerbahçe penaltı elde etti. Şimdi böyle bir müsabakada da Fenerbahçe'nin galibiyeti ihtiyacı var. beraberlik yetiyor. Bir lig maçı da sert oldu biraz yani. Üstelik de sert de Lig maçı. Süper Lig'de sert bir turnuva zaten. Evet. Fenerbahçe'nin de galibiyete ihtiyacı var. Yani daha fazla topa sahip olma ihtimali yüksek. Önüne baskıya da ihtiyacı var. Bu veriler ışığında Arda Güler'den faydalanmak hiç fena fikir Kulak değil gibi duruyor. Uzak bir ihtimal yani. değil dediğiniz gibi. Bana da Üreticilik bana da anlamında. Gibi. Ve önde baskıda sezgileriyle anladım. top kazanma becerisi sebebiyle. Pekala. Ee, yarın elbette maç oynandıktan sonra bu akşam yarın elbette bütün ayrıntılarıyla hep beraber yine konuşacağız değerli izleyenler şimdi şimdi e, Hürriyet gazetesine gidiyoruz Hürriyet gazetesinde bir e, röportaj bir söyleşi var e, Mehmet Aslan'ın Ali, işte Ali Koç ve Fenerbahçe gerçekleri başlığıyla aktarılmış. Ee, Sarı lacivertlilerin 2022 23 sezon planı netleşiyor diyor başlığın üstünde başlığın altındaysa. İşte Ali Koç ve Fenerbahçe gerçekleri başlığının altında ise hakem hataları ve oyunculardaki yine bizi yakacaklar havasını değiştiremedik. 1. Mesut Özil yeni sezonda Sarı lacivertli takımda kalacak mı? 2. Joachim Löw ve George Jesus'la görüşmeler tamam sürpriz bir teknik adam daha var. 3. Fenerbahçe'nin gelecek sezonunu kızgın kırgın bir Ali Koç mu planlıyor? 4. Yoksa hırslı fit ustalaşmış bambaşka bir Ali Koç mu başkanlığa geliyor? Ve 5. Norveç'ten atılan Ali Koç istifa tweetlerinin perde arkası ve gerçekler beş tane başlığı ayırmış. Şimdi önce Mesut ayrılırsa sakın şaşırmayın. Önce Mesut Özil'den başlayayım. Hiç lafı eğip bükmeden de yazayım. Mesut Özil, Fenerbahçe için şu anda bir problem. Kulüple yaşadığı bir sorun yok ama şu ana kadar ne Mesut ne de Fenerbahçe aradıklarını bulamadı. Mesut sorunu mu yaşıyor? Evet. Bir ülkeye tatile gelmekte, o ülkede yaşamak, çalışmak çok farklı. Mesut bu zorluğu aşamadı. Gelecek sezon Mesut Fenerbahçe'de oynar mı? Bu soruya açıkça evet diyemiyorum. Haydi daha açık yazayım. Mesut ayrılırsa kimse şaşırmasın. Şimdi Mesut'un maliyeti Gustavo'nun maliyeti. Mesut transferi doğru bir karar mıydı? Yanıtım kesinlikle evet diye devam ediyor Mehmet Aslan. Bir Fenerbahçe bu hamleyle yıldız bir transfer etme refleksini yeniden kazandı ve iki maliyeti kulübe maliyeti Gustavo'nun aldığı ücret kadar. Sponsorlardan çıkan ücreti tabii ki dahil etmiyorum." demiş. Şuradan bakıyorum. Ha, Joachim Löw ve George Jesus'tan Jesus Löw'den haberdar. Yani Fenerbahçe iki isimle görüşüyor. E, hatta bir tane de sürpriz var diye yazmış ya. Evet. Şu i̇ki Mesut Özil'le ilgili bir dısan haberi vardı. Onu aldık mı? Aldık. Onu da geçelim. Acaba diğer şeye geçmeden, diğer League başlığa geçmeden. Yapalım. Evet. Mesut Özil'i mi önce değerlendirsek? Dısan'dan orijinalden değil de bizim Türkiye'de de çıktı. Tamam. Haber takvim gazetesinden alıntıladık. Mesut Özil İmparatorluğu demiş. İmparatorluk kelimesinin içerisindeki para kısmını da kırmızı yazmış. The Sun gazetesi yıldız futbolcunun servetini manşetine taşıdı. Jeff Bezos'u bile şaşırtacak hamleler yapıyor ifadesi kullanıldı. Mesut Özil'in devasa bir emlak portföyü, spor markası, takviye gıda laboratuvarı ve çorap fabrikası olduğunu belirten The Sun, James Bond filminden fırlamış gibi multimilyon poundluk bir iş imparatorluğu kurmuş yorumunu yaptı. Devam ediyor. M10 markası altında bir giyim markası ve e-spor takımı sahibi olan Mesut Özil'in devasa bir emlak portföyünün yanı sıra spor kliniği, takviye gıda laboratuvarı ve ço çorap fabrikası olduğu da belirtildi. The Sun'da yakın zamanda kendi ismini taşıyan bir kripto para da çıkarmayı planlıyormuş Mesut Özil yeni bir girişim olarak The Sun gazetesinin haberine göre. En zengin dünyanın en zengin ikinci insanı olarak gösterilen Jeff Bezos ve diğer ünlü iş adamları Richard Branson ve Alan Sugar'ı bile şaşkına çevirecek yatırımlarda bulunduğu ortaya çıktı. E niye şaşır, şaşırtacak, şaşırtmış anlamadım. Yani yatırım birçok futbolcu yapıyor. Niye insanlar şaşırıyor? Tabii ben bir taraftan de da aktif da. futbol oynaması gerekiyor ya. Mesele o mu? o kısmında biraz eksiklik var galiba. Yatırımlarıyla gündem olmaya devam eden ve bir süredir sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Mesut Özil ile ilgili Başkan Ali Koç'un son dönemde negatif bir tutum içerisinde olduğu belirtiliyor diye bir yorum eklemiş gazete dünkü haberinde Koç'la arası Bozuk diye de bu yoruma bir başlık atmış. Söylediğiniz mesele tam da bu. Kazandığı parayla ne yaptı bir futbolcunun ya da sizin ya da benim kimseyi ilgilendirmez eğer. Hani böyle yatırım anlamında söylüyorum Allah korusun. E, yatırım anlamında her istediğini yapabilir ama acaba futbolu mu bitirdi kafasında? Galiba en soru işareti o. Evet. Ali Koç'ta bir televizyon röportajında Mesut Özil'in ticari işlerini bir kenara bırakıp futbola odaklanması lazım sözcükleri kendi ağzından... Evet. Çıkmıştı. Kendi ağzından kaboyla paylaşılmıştı. The Sun gazetesi de daha fazla detaylara girmiş. İşte Meksika kulübüne e, hissedar olması, Eva Longoria gibi çorap fabrikası olması, kripto para işine giriyor olması, tekstille zaten uzun zamandır uğraşıyor. E, 7-8 farklı sektörde girişimleri var. Bu girişimlerin yanı sıra ayrıca acaba futbol sahasına odaklanmakta güçlük mü çekiyor? Çünkü gerçekten de eee Fenerbahçe geldiğinden beri en iyi seviyesini çok fazla göremedik. Bu konuda da Fenerbahçe kulübü haklı görünüyor. Mesut Özil futbol sahasında %100'ünü verirse, iyi performans gösterse Fenerbahçe ileriye taşırsa kimse bununla ilgilenmezdi. Hatta takdir ederdi ticari girişimlerini. Ama sizin futbolunuz tam anlamıyla tatmin etmeyince tabii ki bunların da böyle yorumlanması doğal. Hem İngiliz medyası tarafından hem de başkan Koç tarafından. Şimdi e, tekrar aynı sayfaya döneceğim. İşte Ali Koç ve Fenerbahçe Tabii. Gerçekleri sayfasını ben söze başlarken özellikle söyledim. Hani muhtemelen Ali Koç'tan aldığı Mehmet Aslan'ın Ali Koç'la bir sohbette aldığı öngörüsüyle şey yaptım. Ama hani öyle bir şey yok elimde. Yo yazı içinde bazen değiniyor ona. Yani bu bir seferde yapılmış bir şey değil. Zamana yayılmış bir hadise anladığım kadarıyla. Onun o konuda bir bilgim olmadığını belirterek onun da düzeltmesini yaparak devam etmek istiyorum. Joachim Löw. George Jesus'tan, Jesus'ta Löv'den haberdar. Yani kulübün iki isimle de görüştüğünden bu isimlerin haberi var. Başkan Ali Koç her üç isimle de konuştu. Üçüncü isim bir dakika onu atladım, atladım mı? Şuradan bakayım. Bir Lowe ufak ve... bir enjeksiyon yapayım mı o Buyurun. konuda? Bir bölümde diyor ki Fenerbahçe Öğretim Kulübü içinden birinin ona hayır deme cesareti göstereceğini sanıyorum. Evet. Bu konuyu sordum. Aldığım yanıt şöyle diyor konuşmuş yani Ali Koçlar. Kendisi yani söyle. ben de işte o öngörüyle başladım ama Evet evet kendisi sonradan... onu belirtmiş. Ya yani Ali Koç da konuşmuş. Bu yanıtlar Ali Koç'tan aldığı yanıtlar. Devam ediyorum şuradan Uğur Beyciğim. Nerede kal? Ha, e, Löv ve teknik direktör meselesi özetle. Löv Jesus ve Jesus da Löv'le görüşüldüğünü biliyor. Bir bilgi daha. Üç hoca diyor da üçüncüsü kim onu bulamıyorum. Üçüncünün ismini vermemiş. Ya sürpriz olan değil mi? Evet. Jesus bir hoca daha varmış. Üç hoca de devre arası gelmek istememiş. Bu bir bilgi daha. Üç hoca da devre arası gelmek istemedi. Yeni bir takım, yeni bir proje. Hedef bu. Sadece hocaların değil Ali Koç yönetiminin de projesi bu. Üç buçuk yıl önce bir hayal kurduk. O hayali ve mentaliteyi hayata geçirecek bir isimle anlaşmalıyız. Şuradan bakayım. Oyunculara siz işinize bakın demeliydik. Fenerbahçe neden başarısız oldu? İşte bu sorunun yanıtı. Oyunculara paraları ödendi mi? Evet tıkır tıkır. Sorun nedir peki? Bunun yanıtı yine yönetimde. Bu itirafı tırnak içinde yazmalıyım çünkü benim değil bizzat Fenerbahçe'deki muhatabımın sözleri bunlar. Başkan takımı umursamıyor değil tam aksine oyuncularla hoca ile bir araya geliyor konuşuyor. Nakit sıkıntısını anında çözüyor ama bir hata yaptık. Geçtiğimiz sezon yaşadığımız hata, e, hakem hatalarını... Hakem sıkıntılarını özür dilerim. Geçtiğimiz sezon yaşadığımız hakem sıkıntılarını çok gündeme getirdik. Haklı mıydık? Evet. Ama oyunculara siz işinize bakın demeliydik. Hakem hataları ve oyuncularda oluşan yine bizi yakacaklar havasını değiştiremedik. Bu duygu bizi ligden kopardı." demiş. "Aynen sizin az önce vurguladığınız koça hayır diyecek yöneticiler var mı?" Ali Koç baskın bir karakter. Fenerbahçe yönetim kurulu içinden birinin ona hayır deme cesaretini göstereceğini sanmıyorum." diyor Mehmet Aslan. Bu konuyu sordum, aldığım yanıt netti. Ben Ali Koç'um, başkanım, benim dediğim olur tavrı asla yok. Konuyu tartışır, ikna ederseniz size hayır demez. Bu konuya ben yine de temkinli yaklaşıyorum. Sorumluluk alan başkanın karar almasında bir sakınca yok. Ama Ali Koç'un fikirlerine karşı e, çok karşı çıkıldığı kanaatinde de değilim. Şurada... Uğur Beyciğim okuyamadım, biraz küçük kalmış. Hangi bölüm? Kredi kartı ödenmesi bir şehir efsanesi merak edilen konu demiş. Sosyal Yönetim medyada. kurulu üyelerinin kredi kartı borçlarını koç ödüyor diye bir tevatür varmış. Onu yalanlamış. Asla böyle bir şey yok. Olması da mümkün değil demiş. Ali Koç'a nasıl karşı çıksınlar? Ha şimdi buldum. Ali Koç'a nasıl karşı çıksınlar? Bazılarının kredi kartını bile başkan Ali Koç ödüyor diye asla böyle bir şey yok. Olması da mümkün değil. Norveç'te yaşayan 2150 Fenerbahçeli var. Gelelim Norveç konusuna. Ali Koç istifa hashtag'i sosyal medyada gündeme oturunca Ali Koç'un şu açıklaması tartışma yaratmıştı. Ali Koç bırak git hashtag'i var ya bunların hepsini inceliyoruz. %49.7'si Norveç'ten bot hesap. Onların basında ayakları var. Bunlar organize çeteler. Norveç'te ne kadar çok Fenerbahçeli varmış. Bundan etkilenen samimi taraftarlarımız da var. Ali Koç'un bu sözleri çok konuşuldu ama kimse bu rakamları merak edip sormadı. Ben size gerçeği yazayım. O gün sosyal medyada 36 bin civarında Ali Koç bırak git hashtag tweet atılmış. 36 bin tweet 14 bin ayrı hesaptan atılmış. Bu 14 bin hesabın %46'sı yani 6440'ı bot hesap. Kısaca sahte ve aslında var olmayan hesaplar. 6440 hesabın %30'u da Norveç'ten açılmış. Norveç'te aslında var olmayan 2150 Fenerbahçeli hesap ilginç değil mi? Bu çerçevede Ali Koç haksız mı diye sormuş. Birkaç başlık okuduk. Mesut Özil onu değerlen değerlendirdiniz zaten Mesut Özil konusunu. Ee, teknik direktör, başkanın yaklaşımı. Anladığım kadarıyla üçüncü isim Slaven Bilic değil. Çünkü devre arası Slaven Bilic'de adaylar arasında hatırlarsanız çok ismi geçiyordu. Sonra Slaven Bilic bir açıklama yaptı. Eğer Fenerbahçe'den bir teklif gelirse hani buna hayır diyebilecek durumda değilim. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp ve herkes çalışmak ister dedi. Ve Slaven Biliş başka bu kulüpte de anlaşmadı. Şu an başka bir yerde görevde de değil. Anladığım kadar Ali Koç'un üçüncü opsiyonu Slaven Biliş olsaydı devre arasında getirirdi. Çünkü üçü de devre arasında gelmek istemedi diyor. Demek ki Jesus ve Löw dışında üçüncü farklı bir isim var. Ve bu isim Biliş değil. O konuda da İsmail Kartal getirmektense Bilic'i getirmeleri daha doğru olurdu diye düşünüyorum ben. Çünkü dediğim gibi bu geçici tek direktör kararı son dönemde Fenerbahçe'nin koçun aldığı en kötü kararlardan biri. Çünkü önünde hedefler duruyordu. Şampiyonluk şansı yok. Trabzonspor kopmuş gitmiş. Ama lig ikinciliği şansı var. Lig ikincisi olursanız Şampiyonlar Ligi ön gidip orada turu geçemeseniz bile Avrupa Ligi'nde devamlık şansınız var. Birincisi. ikincisi Türkiye Kupası devam ediyor. O zaten direkt Avrupa Ligi bileti. Üçüncüsü de Avrupa Konferans Ligi'ne devam ediyorsunuz. Maç başı 600 bin euro. Konferans Ligi'nin ödülü. Müthiş bir para ödülü var. Aynı zamanda manevi olarak da bir e, kupada devam etme şansınız var. Avrupa Kupası'na devam etme şansınız var. Üç cephede devam eden bir kulüp her nasıl olduysa 60 yaşında yerli bir tek direktörü önerdi. Yani 40'lı yaşlarda umut vadeden bir yerli tek direktörü önerse anlayacağım. Umut vaat ediyor. Ee, gelecek için onu test etmek denemek istedik. Mesela işte Çağdaş Atan gibi işte Emre Belezoğlu gibi değil mi? Bazı menajerler Farioli gibi 30'lu 40'lı yaşlarında hani umut veriyorlar. Denemek istedik diyebilirler. Juventus'un Pirlo denemesi gibi Real Madrid'in Zidane denemesi gibi deneme yapabilirsiniz. Onu anlayabilirim. Ama İsmail Kartal 60 yaşında. Daha önce Fenerbahçe'de de çalışmış. Türkiye'de çeşitli Anadolu kulüplerinde de çalışmış. Hani ne yapmış? Tırpişovski gibi Sloven Liberec ayarına bir takımı İki kere Avrupa Ligi'ne mi götürmüş? Hayır. Türkiye'de ben bilmiyor muyum? Yani ben, unuttum mu? Türkiye herhangi bir takım alıp Avrupa Ligi'ne mi götürdü? Türkiye kupasına finale mi taşıdı? Ne yaptı yani? Umut vadeden bir Anadolu takım performansı mı var? Hayır. Fenerbahçe'li olan performansı da şampiyon takım devraldı Ersun Yanal'dan. Üstelik Nisan'da şampiyon olmuştu o takım. Nisan'da şampiyon olan takım İsmail Kartal'la yanılmıyorsam ikinci lig ikinci olarak bitirdi. Bu. Bu performansla İsmail Kartal'ı tercih etti. Şu anda da sonuçlar ortada. Netice ortada. Belki de devre arası ilçe getirse daha iyi olabilirdi. Bu sayfadan sizin sözlerinizle alakalı bir başlık birkaç hemen hızlıca okuyayım. Ee, üç hoca da devre arası gelmem dedi. Fenerbahçe gibi bir kulübün B planı olmaz mı? Soru bu. Pereira gönderilirse başka hoca getirilmez mi? Neden İsmail Kartal getirildi? 6 ay sonra gidecek bir hoca otorite kurabilir mi? Soruların bunlardı. Aldığım cevaplar ise şöyle demiş Mehmet Aslan. Ali Bey yani Ali Koç artık kaynak Ali Bey diyor. Pereira'nın gitmesini istemiyordu ama hocanın motivasyonu kalmamıştı. İstemeyerek gönderildi. Alternatifler konuşuldu tabii ki. Üç adayda devre arası gelmek istemedi. 21 yönetici var Fenerbahçe'de. Biri bile böyle bir plan önermez mi? Devre arası yeni bir hoca getirmek oyunu değiştirecek bir hamle değildi. O yüzden böyle bir karar alındı şeklinde cevap gelmiş bu sorulara da. Devre arası yeni bir hoca getirmek oyunu değiştirecek bir hamle değildi diyen takımın bugünkü rakibi devre arasına geldi. Slavya Praga ve oyunu değiştirdi doğru bir değerlendirme bence de değildi. Zaten söylüyoruz. Tırpışovski devre arasında geldi Slavya Praga. Ligi ikinci bitirdi. Aynen Fenerbahçe gibi ikinciliği hedefleyebilirdi. İkinci bitirdi. Yanılmıyorsam kupada da finale gitti. Sonraki sezonda şampiyon yaptı Slavya'yı. Yarım sezonda gelmişti de Bir de çok özür dilerim. Hemen şunu da okuyup ondan sonra bitireceğim. Çünkü sonuç Ali Koç'un işi daha zor ama şimdi daha usta diye bir sonuca varılmış bu bütün sayfada. E, üç buçuk yıl önce Ali Koç başkan seçildiğinde Fenerbahçe ve ülke futbolu için çok heyecanlanmıştım. Her geçen gün umutlarımı yitirdim. Fenerbahçelilerin büyük çoğunluğu da yitirdi. Buna rağmen Ali Koç Fenerbahçe'nin tek seçeneğidir dedim. Bir şartla Fenerbahçe'de yönetim anlayışını ve düşman yaratma duygusunu yenecekse demiş Ali Koç için yazıyor Mehmet Aslan. Şimdi o umutları tazeleme görevi Ali Koç'un omuzlarında. Bir kez e, bu kez daha zor ama Ali Koç da bu kez daha usta ve daha dinamik. Yani bu işin önüne geçebilir düşman yaratma duygusunu yenebilir diye de bir sonuca ulaşmış. Aldığı bir sorulara sorularını aldığı cevaplar doğrultusunda Mehmet Aslan. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Hemen. Yani ben de şöyle özetleyebilirim. Ee, her sezon reorganize oldu Fenerbahçe. Hemen hemen her sezon 20 oyuncu gitti, 20 oyuncu geldi. Evet, birinci sezon başarısızdı. Komoli transferleri ve alınan netice kötüydü. Tamam. İkinci sezon başarısızdı. Ama üçüncü sezonun sonunda Fenerbahçe Ligi şampiyonun iki puan gerisinde bitirmişti. Bu kadar kadro ve anlayış revizyonuna gerek yoktu. Ali Koç'un en önemli çıkarması gereken ders bence orada. Haziran 2021'den ders çıkarmalı. Haziran 2001'de yaptığı hatayı tekrar etmemeli. Benim özetim de bu. Fenerbahçe Slavya Prag'la deplasmanda konferans liginde karşı karşıya gelecek. Maç programını şöyle hızlıca getirelim ekranlarınıza. Playoff turunda bu akşam oynanacak karşılaşmalar burada. iki Danimarka ekibini, gerçi yarın konuşuruz şimdi e, uzatmayayım arkadaki konularda birikti çünkü. E, bir de şeye bakalım, temsilcimiz Fenerbahçe saat 23'te e, oynayacak maçını. UEFA Avrupa Ligi maç programı bu maçlarda bir diğer temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi'ndeki e, Avrupa'daki bir diğer temsilcimiz Galatasaray'ı ilgilendiriyor. Bunların da e, bu ekiplerden birisiyle karşılaşacak. Evet. Kura çekimi de yarın saat 14'te gerçekleştirilecek. Onu da belirtelim. Şampiyonlar Ligi'ne geçeceğiz. Dün akşam iki maç oynanmıştı. Onları konuşacağız. Uğur Bey var mı eklemek istediğiniz bir şey? Bir araya gidelim. Değerli izleyenler bir aramız var. Ardından da Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan karşılaşmalarla devam edeceğiz. Değerli izleyenler dün akşam iki karşılaşma vardı. Benfica Ajax'la oynadı ve gecenin diğer maçında Atletico Madrid'de Manchester United'la karşı karşıya geldi. Benfica Ajax maçı 2-2, Atletico Madrid Manchester United maçı da 1-1 sona erdi. Abola gazetesi İspanya'dan rüya görme, özür dilerim Portekiz'den rüya görme hakkı başlığını atmış. 2-2 bittikten sonra karşılaşma. 2-2'ye getiren golün ardından bu başlığı görmüş. Şeye tabii teşekkür etmek lazım. Sevgili kardeşimiz Haler'e, Sebastian Haler'e. Ee, gerçi kendi kalesini attıktan sonra hemen bir gol daha atıp takımını öne geçirdi ama e, Yeremçuk hakikaten e, takımının oyuna büyük dinamizm kattı. Ayaksın da biraz vites düşürdüğünü belki o dakikalarda söyleyebiliriz. E, bundan da faydalandı Benfica ama iki takımın da hakikaten muazzam bir mücadele ortaya koyduğunu belirtelim. Bir diğer sayfamız ha, o Atletico maçına geçiyor. İsterseniz bu maçta başlayalım. %60 topa sahip olmuş Ajax. Kendi felsefelerinden taviz vermemeye devam ediyorlar. Skoru bulduktan sonra evet, ikinci yarı özellikle Benfica'ya fırsatlar verdiler ama Portekiz Portekiz'de bu şekilde domine edebiliyorlarsa sağ bekleri Mazrui adeta forvet gibi oynuyorsa herhalde Hollanda'da da benzer bir strateji devam edeceklerdir. Bu maç berabere bittiğine göre Hollanda'daki maç artık tek maç gibi düşünmek lazım kaleci pas ver yine Yaramçuk golünde hatalı. Bu sezon Ajax. Gerçi 2-3 sezonda öyle. Onana iyi performanslar gösteriyor ama tabii o cezadan döndükten sonra aynı seviyeye devam edemedi. Pas ver hatalar yapıyor. Yine bir hata yaptı. Yaramçuk golünde sektirdiği yer. Gole neden oldu. Büyük bir ihtimalle Hollanda yine Ajax domine edecektir gibi görünüyor. Gecenin diğer maçı için de Marka Gazetesi'nden bir başlık okuyacağız sizlere. Bir birlik skor yeterli değil ancak e, iyi oynayan Atletico Madrid için bir e, ufak bir e, prim şeklinde başlık atmış Marka Gazetesi. Tabii Atletico Madrid'in iyi oyun tarifi daha farklı. <laughs> Onlar e, hızlı başladılar, peş peşe pozisyonlar Joao Felix'le golü de buldular ama sonra klasik vitesi çok küçülttüler alan daraltmaya başladılar. Manchester United topa sahip oldu ama oyuna çok sahip olamadı. Atletico Madrid'in o daralttığı alanlar içinde çok fazla boşluk yaratamadı. Topa sahip yavaş paslaşan, sorun çıkaramayan bir takımı üyetindeydi. Ta ki işte Elanga oyuna girdi. İlk dokunuşu Bruno Fernandes'in arafasıyla genç oyuncunun golüne kadar, şampiyonlar hakkındaki ilk golüne kadar United için tabii çok iyi sonuç. Old Trafford'a beraberlikle dönüyor olmaları Old Trafford'da aynen onlar da Ajax gibi e, tek maç usulü gibi Atletico'ya karşı avantajlı olacaklar. 4 İngiliz takımda iyi sonuçlar aldı. City neredeyse turu geçti. Liverpool neredeyse turu geçti. E, Chelsea 2-0 Fransa şampiyona karşı. Manchester United Atletico'ya karşı deplasmanda Metropolitana'da alınabilecek iyi, en iyi sonuçlardan biri. 4 İngiliz takımda avantajlı görünüyor ki Lindelöf'ü sağ bek oynattı. Orada kusurlar yaşadı, ağrı zağrı yaşadı. Buna rağmen e, Manchester United aldığı sonuç olumlu. Ranyik bu kadar eleştiri altında yine de ligde, ilk, ilk, 4 dört kovalamaya ve Şampiyonlar Ligi'nde de e, umutlanmaya devam ediyor. İngiltere'den Daily Star gazetesinden bir başlığımız var. Büyük Punto çocuk başlığını atmışlar. E, bir bir biten başın ardından e, Anthony'nin henüz e, teenager'ın şeyi neydi ya? 10'lu yaşlarda galiba 19 zaten Elanga. Ee, öyle diyelim 19 yaşında ki Antoni'nin dün akşamki maçın yıldız kahramanlarından birisi olduğunu yazmış. Altta iki başlık daha var onları da okumak istiyorum ama isterseniz önce bunu e, ee, buyurun. Owen Hargreaves eski mensunatlı bayağı minihli orta sahnesi. Şöyle demiş ya bu çocuklar korkusuzlar bu yeni nesil. Elanga da öyle. Yani girdiklerinde dizleri titremiyor. Arda'ya da biraz onu konuşmuştuk ya Z jenerasyonu özgüven diye bir şey var. Bazen altı boş bazen altı dolu ama Z jenerasyonu özgüven diye bir şey var. Elanga da girdiği her zaman hazır. Her zaman korkusuz. Owen Hargreaves'in söylediği gibi turun da kaderine direkt tesir etti. Alttaki de sağda Tottenham'ın 1-0 yenildiğini Burnley'e. Ona geçme önce. Peki buyurun. Atletico Manchester son dakikasında e, son pozisyon 94'te yere yatarak bir geri pas oldu. E, Reynil doydu yanılmıyorsam. Fenerbahçe-Sivas maçında Osayi Samuel'in yaptığı geri pasın hemen hemen aynısıydı. Görüntümüz hazır mı? Bakın. Normalde evet. Şimdi Osayi Samuel normalde ayak hizasında ayakta oynayacak topu yere yatıp kafayla geri pas yapmıştı. Hakem nasıl sa pas geçti bunu. Hakem hatalı yani. Normalde bu en direk serbest suçla lazım. Çünkü bir açığın futbol açığından faydalanma girişimi bu. Kur'an'ın açığından faydalanma girişimi. Çok benzeri oldu. Atletico Madrid maçının son anında Reynildo yaptı. Eğer hakem yakalasaydı 90 artı 5'te e, kritik bir kritik bir nokta endeks serbest vuruşu olacaktı. Önce Türkiye'de bu hata yapıldı. Sonra şampiyonlar yine dikkatimi çekti. Bunun pas geçirmez. Benfica Ajax maçında Benfica 115.5 kilometre koştu. Ajax 113.8 kilometre koştu. İlk yarıda top 27 dakika. ikinci yarıda da yani maç sonu itibariyle de toplam 51 dakika düşük oyunda kalmış. E, Atletico Madrid Manchester United maçında Atletico Madrid 106.7 koşmuş. Manchester United 101.9 koşmuş. İlk yarıda 25 dakika maç sonu itibariyle de 46 dakika top oyunda kalmış. O da korkunç düşük. Değil mi? Şampiyonlar Ligi'nin Geçen sezon ortalaması 61 dakika. Burada biri 46, biri 51. Şampiyonlar Ligi ortalamanın çok çok altında iki müsabaka. Ya geçenlerde İngiliz medyasında bir e, haber okudum. Southampton bu sezon sahaya çıktı. 25 maçın 15'inde 60 ile 70 arası bir oyunu sakatlanmış ve sahaya sağlık görevlileri girmiş. 25 maçın 15'inde. Ve sağlık görevlileri girdiğinde Southampton'da oyuncuların büyük kısmı kenara gidip besin takviyesi alıyorlarmış. Bir şeyler yiyorlarmış, su içiyorlarmış, bir şeyler yiyorlarmış. Ve son bölümde performans artışını bununla ilişkilendirmiş. Bir iddia tabii. İngiliz medyasının iddiası ama 25 maçta 15'te ciddi bir sayı. Hele İngiltere Premier Lig için çok ciddi bir sayı. Bizim ligde belki çok ciddi değil ama Premier Lig için ciddi. Southampton'ın oynadığı 25 maçta 15'inde bir oyuncusunun en az bir oyuncusunun 60 70 arası sakatlanması ve sahaya sağlık görevlisi girmesi fantastik. Yani sadece Süper Lig'in değil dünyanın da problemi. Bu oyunun iyi niyetli olmayan biçimde aksatılması. Bununla ilgili belki yeni çözümler 2020'lerde yeni çözüm arayışları söz konusu olabilir. Ben basketbol gibi sürenin durdurulması taraftar değilim futbolda. Ama ona kardeş bir görüşüm var. Maçın 44. dakikası ilk yanı sonunda 44. dakikada var masasına hakeme şu bilgi verilebilir. Ya top 23 dakika oyunda kaldı. Bu bilgi verilebilir hakeme. Hakem de uzatmayı tayin ederken bu bilgiden faydalanabilir her devre bence 30'ar dakika top oyunda kalmalı. 30-30-60 dakika. Hedef bu olmalı. Hmm. Hakeme 44. dakikada bu bilgiyi verdiği zaman var masası 23 dakika oyunda kaldı. Bir dakika daha kalsa 24. Demek ki 6 dakika çalındı diye düşünebilirsin. Çünkü hedefimiz 30 dakika topun oyunda kalması. Hakem ona göre 6 dakika uzatabilir. Yani hakem uzatmayı tayin ederken teknolojiden yardım alabilir diye düşünüyorum. Mantıklı bir öneri. Değil mi? Gerçekten mantıklı bir öneri. Bir hedef koyup bunu tutturmak Olmadığı zaman da uzatmak. Gerçi bir an şöyle bir düşündüm ki siz %100 bunu süzgeçten defalarca geçirmişsinizdir. Ligimizde maçlar kaç saat oynanır bunu yakalayabilmek için? Şimdi ilk başta evet aksaklık olur ama zamanla futbolcular Oturacak şunu anlar. Olur. Zamanla futbolcular der ki ben burada vakit geçiriyorum ama bu zaten eklenecek. Daha çok daha olur. olur. Evet doğru. Yani o Makul manasız vakit geçirmenin ekleneceğini bilir. İlk başlarda futbolcular bunu kavrayamasa da zaman içinde kavrar. İlk başlar dediğiniz gibi absürt uzatmalar olabilir. 11 dakika falan uzayabilir mesela biz ne oluyor deriz. Olabilir ilk başlarda ama zaman içinde orta vadede futbolcu bunu algıladıkça ben burada yok yere vakit öldürmenin bir anlamı yok. Yerde yatmamın bir anlamı yok. Hakem gerçekten bunu ekleyecek. Çünkü kenarda var masası bunu tutuyor diye düşünecektir. Peki Uğur Bey'cim aynı sayfadan Daily Star'ı tekrar rica edelim. Sağ altta Tottenham'ın bir sıfırlık mağlubiyeti Burnley'e yenilmesi ve sonrasında Conte hocamızın sözleri var. Evet. Antonio Conte diyor ki e, kulüple konuşmam gerekiyor. Tottenham bir değerlendirme yapmalı kulüple alakalı benimle alakalı bir değerlendirme yapmalı e, en iyi çözümü bulmamız lazım devamlı kaybetmeyi kabul edemem üzgünüm bu sözlerden şunu mu çıkarmalıyız ya oyuncu alın. Yoksa ben gidiyorum. Yani Conte çok değerli bir tek direktör. Ama son dönemde hem çok fazla e, manşet veriyor. Hem de verdiği manşetler de birbiriyle çelişiyor. Son iki hafta içinde önce dedi ki ben dördüncülük mücadelesi yapmaya alışık değilim. Kariyerimde bunun benzeri yok. İngiliz medyası da olarak dedi ki Tottenham'a gelirken ne yapacağını zannediyorum. Şampiyonluk yarışı yapamayacağını biliyordum imza atarken sezon ortasında tabii ki dördüncülük mücadelesi vereceksin. Ve İngiliz medyasının bu yaptığı itiraz haklıydı Conte. Ondan sonra peşinden bir hafta sonra yaptığı bir açıklama. Dört oyuncu kaybettik devre arasında. iki oyuncu aldık. Kulüşevski ve Bentancur'u. Nümerik olarak baktığınız zaman kadromuz zayıfladı. Tottenham genç oyuncu retenim yapmak isteyen bir kulüp. Olmuş oyuncu transfer etmek istemiyor. Kulübün politikasını ben de yeni anladım dedi. İngiliz medyası dedi ki? Masaya oturduğunuz zaman bunu konuşmadınız mı? O zaman Tottenham'ın teklifini niye kabul ettin? Dördüncülük mücadelesi yapmaya alışık değilsin. Oyuncu e, yetiştirmek. Olmuş oyuncu da transfer etmek istiyormuşsun. Kulüp de bunu istemiyormuş. O zaman sen Tottenham'a neden geldin dediler haklı olarak. Ve Conte'nin çok üzerine gittiler. Peşinden Manchester City maçı geldi. Manchester City 3-2 Belli ki o açıklamalardan dolayı Conte de pişmandı ve üzgündü. Manchester City maçı sonrası bir anda tavır değiştirdi ve dedi ki bu grup Hayatımda çalıştığım en iyi oyuncu gruplarından biri. Mat sonrası açıklamasında. Sanırım oyuncu grubunun hem gönlünü kazanmak istedi hem de medyayla olan savaşını artık bir bakıma bitirmek istedi. Peşinden Burnley maçı geldi dün evet. akşam. <laughs> Burnley küme kalma savaşı veriyor. Klasik Burnley bir yine kafa golüyle bildiğimiz Burnley. Tottenham 1-0 yendi. Şimdi ayrılmaktan bahsediyor. Diyor ki son 5 maçta 4'ünü kaybettiysek burada problem bendedir. Kulüp yöntemiyle konuşacağım. E peki Değişmem bu, gerekiyorsa beni değiştirsinler. Bu sözler de biraz şu sözlerde az önce okuduğumuz sözlerde biraz da sorumlusu ben değilim mesajı çıkmıyor mu? Yani özellikle son 15 günde yaptığı açıklama bakarsanız evet. Çünkü defalarca da kulübü suçladı. Ben genç oyuncu yetiştirme düşüncesiyle gelmedim. Ben olmuş oyuncu istiyorum. 4 oyuncu sattınız iki oyuncu aldınız. Nümerik olarak azaldık. Usulca yolları ayıralım kimse kırmadan gibi bir Mesaj vermeye çalışıyor galiba. Evet, ben dördüncülük mücadelesi yapmaya alışık değilim. Hatta dün diyor ki, bu açıklamaların daha fazlası var. Ligi diyor 10. ya da 12. de bitirebiliriz. Şaşırmam diyor. Rakam da verdi yani sayısı olarak. 10. 12. 13. bitirirsek şaşırmam. Böyle kaybetmeye devam edersek herhalde ligi ortasılarda bitireceğiz diyor. Bence Tottenham taraftarı da Kuzey Londra sakinleri de pek hoş karşılamayacaklar Conte'nin bu yeni açıklamalarını. Daily Star'da Liverpool'un Leeds United'a 6-0 mağlup ettiğini ve Muhammed Salah'ın e, ligin ateşini yakan yolu aydınlattığını, bu ateşi yaktığını, bu kıvılcımı ateşlediğini yazmış. 3 puan kaldı. Evet. Hüseyin, İşler, bir maçı da eksik. Kızıştı evet diyor. Özür dilerim KZ. bir maçı eksik değil. Liverpool City maçı var. Liverpool City ile oynuyor. Yani Liverpool kalan maçların tamamını kazanırsa şu an averaj olarak da Manchester City'den üstün. Averaj avantajını da korursa şampiyon. City'de kalan maçların tümünü kazanırsa Liverpool maçı dışında. Evet. Liverpool kalan maçların tümünü kazanırsa yani City'yi yenerse averaj avantajını da korursa şimdi El Liverpool'da artık Liverpool'un diğer maçlarla ilgilenmesine ihtiyaç yok. Sadece kendi maçlarını kazanması yeterli gibi bir konuma geldi. Bu da çok büyük bir adım tabi. Litsa 6-0 yenmeleri. Birer sayı içinde tabii Fena. tatsız talihsiz oldu. oldu. Evet. Çünkü dün şey demiş ki ee, Harry Keogh sanırım İngiliz televizyonu zaman zaman Litsunayt'ın başlarını onunla yorumcu olarak faydalanıyor. Siz de zaman zaman, zaman faydalanıyorsunuz. <laughs> evet. Dün orada yorumcuymuş. Demiş ki biz United'da oynarken bizim bir numaralı felsefemiz vazgeçmemekti. Lits'in böyle bir kültürü vardı. Ben dün ikinci yarıda United'ları vazgeçmiş gördüm. Bu daha tehlikeli. 6-0 mağlubiyetten daha tehlikeli. 6-0 yenilebilirsiniz ama vazgeçmemelisiniz demiş. Dedi Kewell. Tabi üzücü Ritz için bu haberler. Bu vazgeçmeme konusunu bir değerlendirelim isterseniz. Daha geniş bileşenlerine ayıralım ama bugün değil. Bugün okumamız gereken başlıklar var. Vakit de daraldı biraz. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi Galatasaray'a ve var mıydı eklemek istediğiniz dün akşamki maçlar başlıklarımız? Tamam. E, nereye gittik? Foto Maç gazetesine. Değerli izleyenler e, sizlere okuyacağımız başlık menajer depremi. Galatasaray Başkanı Burak Elmas Galatasaray'ın ödediği yüksek komisyon ücretlerini açıkladı. Sarı Kırmızılıların ödediği ücretler dudak uçuklattı. Galatasaray kasasından Cagne için 27, Falcao için 23 milyon euro çıktı. Son 7 yılda menajerlere yaklaşık 40,5 milyon euro... Komisyon ödendiğini ifade eden Galatasaray Başkanı özellikle Falcao ve Sekidika için verilen yüksek komisyonlara dikkat çekti. 51 futbolcu, 66 menajer için ödendiğini aktarmış Galatasaray Başkanı Burak Elmas diyor ki 51 futbolcu 66 menajer için 40,5 milyon euro ödendi. Şuradan bakıyorum. Falcao'ya 3.7 milyon euro, Sekidika'ya 1.6 milyon euro. Mitro'luna 700 bin euro ki iki menajer paylaşmış bunu. Enzonzi 600 bin euro. Seri 550 bin euro demiş. Toplam maliyetlere baktığınız zaman da brüt maliyetlere özür dilerim. Cagne 26.9 milyon euroya tekabül ediyor. Falcao 22.9. Yani birine 27 birine 23 diyebiliriz. Mitrolu 3.9 milyon euro. Luindama 14.3 milyon euro. Enzonzi 3.2 milyon euro. Ve Seri 5.4 milyon euroya mal oldu brüt olarak. Menajer payının %10'u futbol piyasasında kabul görse de Sarı Kırmızılı Kulüp'te %10 barajı 19 futbolcunun transferinde fazlasıyla aşıldı. Falcao'nun brüt maliyeti 22.9 milyon euro. Cagne'nin brüt maliyeti bonservis yıllık ücret vergi temsilci gideri dahil 26.9 milyon euro açıklandı. 2019-2020 sezonunun ara transfer döneminde Eskişehir Spor'dan bedelsiz olarak transfer edilen Sekidika için tam %42 oranında komisyon ödendiği anlaşıldı. NDI'ye ile piyasaya giren menajer William Davila sarı kırmızılı kulüp sayesinde servet yaptı demiş gazete. Galatasaray'dan 5,5 milyon euro kazandığı ileri sürülen Davila Mitrolu transferine son anda dahil olup 350 bin euro da komisyon aldı. Ryan Donk'un Son senesinde 500 bin euro Menajerlik ücreti e, ödenmiş. Türk lirasına çevirecek olursanız eğer ödemelerin tam karşılığı 633 milyon lira. E, başkanların ödediği menajerlik ücreti olarak da dursun Özbek dönemi 12 milyon euro, Mustafa Cengiz dönemi 23 milyon euro, Burak Elmas dönemi 4 milyon euro toplam 39 milyon euro. Burada farklı para cinsinden ödemeler olarak da. Bitmemiş yani sadece 39 milyon euro değil. Ya da o içinde mi acaba? 217 bin dolar ve 21 milyon lira. Ayrıca mı yoksa içinde mi acaba? Herhalde içinde mi tahmin ediyorum. Gerçi 21 milyon lira euroya çevirsek ne kadar ediyor? 21 milyon lira mı? Bir Kaç para? 1,5 milyon lira. Yani 40 olur 39 yerine 40 olur. Az buzda değilmiş ama. Vallahi e, hakikaten okuması bile zor. Değil evet. mi? Evet. Haberi. Öncelikle bence buradaki Kaynaklar. en büyük başlık şu. İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da filan Sekidika ayarında futbolcuya bir üst lig kulübünün 1.6 milyon euro menajerlik bedeli ödendiği haberi çıksa bugün ortalık çalkalanırdı. 1.6 milyon. Bir numaralı haber olurdu. Yani Sekidika'ya 1.6 milyon euro menajerlik ücret ödenmesi asla olacak. Ee, masum kabul edilemez. Galatasaray'ın şu an Galatasaray yönetiminin işi gücü bırakıp kesinlikle bu konunun üzerine gitmesi lazım. Sorumluları her kimse yönetici, teknik direktör, onaylayan, ödeyen, ödemeye imza atan her kimse herkesin görüşüne başvurması gerekir. Sekidika Türkiye 2. liginden geldi Galatasaray. Eskişehir Spor'un oyuncusuydu. Şu anda yine Türkiye 2. liginin Eyüp Spor'un oyuncusu bölü boyunca 1.6 milyon euro menajerlik ücreti ödendiyse bu sıradan bir şey değil. Çarşur edilmiş kaynaklar. Falcao'ya ödenir, ödenebilir. Falcao başarılı olamamıştır Galatasaray doğru ama Falcao'dur. Çarşur etmek yanlış eğer iddia edildiği gibi ise başkasının cebine gitmiş. Cagney'e ödeyebilirsin. Fazla olabilir bu para ama sonuçta Süper Lig'de gol kralı olmuş. Falcao'ya ödeyebilirsin. Monaco'dan geliyor 3 sezonda 70 gol atmış. Olabilir yanlış transfer. Yapılabilir. Bunlara sözüm yok ama sekidika sekidika masumiyet çerçevesi değerlendirilemez. Yani dediğim gibi böyle bir haber şu anda İngiltere'de Almanya'da Fransa'da bir numaralı haber olurdu. Sekidika ayarında bir oyuncuya böyle bir menajerlik komisyonu ödenmez Ve yine dediğiniz gibi Galatasaray yönetiminin bu iddialar üzerine yoğunlaşarak yani neyse ne işi şekilde, gücü bırakıp evet. buna yoğunlaşması gerekir. Sekidika konusuna. Diğerlerinde çok hani evet menajerlik komisyonları yüksek. FIFA da şu an bununla uğraşıyor. O %10 teamülünü %2'ye indirmek istiyor. Menajer komisyonlarını bir üst limit getirmek istiyor. Şu an bununla ilgili bir savaş var dünya futbolunda. O ayrı bir pencere. Falcao'ya para da yüksek elbette. Elbette Cagney'e para da yüksek. Bunlar şüphesiz. Bunlara itirazım yok. Ama bunlar transfer hatası olarak değerlendirilebilecek şeyler. Ama 8 dakika transfer hatası olarak değerlendiremiyorum. 8 dakikayı iyi niyetli değerlendiremiyorum. Sistem nasıl işliyor? Şimdi diyelim ki benim bir kulübüm var. Ben de transfer yapmak istiyorum. Uluslararası sistemi piyasaya görebildiğim bir yazılım var, bir program var. Oradan kim müsait kim değil, kim de detaylı bir şekilde arayabiliyorum da benim bir ekibim yok mu? Benim ihtiyacım olanı belirleyecek, buraya en uygun şeyleri yapacak, tercihleri yapacak bir ekibim yok mu? Var. Herhalde. O var. O zaman atıyorum üçüncü kişiye niye ihtiyaç duyuyorum? O oyuncuyla anlaşmam gerektiği zaman o oyuncunun pazarlıklarını yapan kişi olarak değil mi? Menajerden mi bahsediyor? Menajerden bahsediyorum. Resmi menajeri ya yetki ona vermiş. Bu şekilde normalde bu şekilde cihazen etmesi gerekiyor. O da diyor ki normalde yüzde ondur. Teamül o yönde. O zaman bu bütün bunları alt alta koyduğum zaman sistem şöyle işliyor. Ben Uğur Melek'i ikna etmek istiyorum. Uğur Melek'e başka takımlardan da teklif var. Ben menajerini ikna ediyorum. O da gidiyor Uğur'u ikna ediyor. O zaman menajerin payı biraz daha artıyor. Durum evet. böyle mi yani ediyor yani? Evet evet. Neymar'ı mesela Barcelona alırken 57 milyon euro diye açıkladılar. Neredeyse o kadar parayı da Neymar'ın çevresine yani sadece menajer değil, enturajına, bütün çevre, aile, kardeş, amca çocuğu, menajer, arkadaş, bakkal, kasap, manav dağıtmış. <laughs> ve bu konu bayağı bir şey konusu oldu, soruşturma konusu oldu. Ama Güney Amerikalılarda da böyle şeyler olabiliyor maalesef. Bunun önüne geçmeye çalışıyor FIFA ve CONMEBOL. Bununla uğraşıyorlar. Yani Barcelona Neymar transferinde bile bunlar yaşandı. O yüzden dediğim gibi Falcao transferi işte Cagni transferi evet transfer hatası olarak olabilir değerlendirilebilir ama Sekidika konusu bambaşka bir şey. Yani Sekidika konusunu iyi niyetli bulmak imkansız. Sabah gazetesi demiş ki Markao için Moskova derbisi. Galatasaray'ın başarılı stoperine lokomotivin ardından Ceska da talip oldu. Galatasaray Brezilyalı savunmacıya 20 milyon euro değer biçerken geçen hafta Florya'da işbaşı yapan sportif direktör Sensibi ile oyuncunun alternatifi için arayışlara başladı bile. Şuradan bakayım. Altta Halil'den üzüntü savunması. Göztepe maçında 90 artı 6'da hakemin Galatasaray lehine penaltı kararı vermesine rağmen kulübedeki üzgün görüntüsü ekranlara yansıyan Halil Dervişoğlu şu açıklamayı yaptı. Galatasaray'da olmaktan ve bu formayı terletmekten gurur duyuyorum. Son maçtaki görüntü istediğim performansı sergileyemediğim ve takıma gerekli katkıyı sağlayamadığım üzüntüsü sebebiyle olmuştur şeklinde. Bazen hakikaten üzülüyorum insanları böyle açıklamalar yapmak mecburiyetinde e, bırakan bir şeyimiz var. Bilmiyorum dünyanın geri kalan kısmında da böyle midir? Orada takım kazanıyor diye kazanma ihtimali olan bir penaltı kazandı diye üzülüyor olması mümkün mü ya herhangi bir oyuncunun? Bunu nasıl düşünebiliyoruz ben bunu anlamıyorum. Adamın canı sıkılmıştır, yorulmuştur, canı ağrıyordur. Hakikaten çok kötü oynadım bu maçta bundan sonra ne yapacağım diye belki başından aşağı kaynarsa çok mu iyi niyetli bakıyorum ya? Yo, ben de öyle düşünüyorum elbette. Ben de iyi niyetli bakmak. Ben hatta. anlayabiliyorum. Başından aşağı Tabii. kaynar sular da üzülmüştür. üzülmüştür. Kendi Yoksa ilgili. takımın iyi oynamadığı bir maçta Galibiyete giden yolda çok önemli bir penaltı Sevinmiyorum hay Allah bak kazanacak da Olabilir mi Allah aşkına ya Ama dünyanın her yerinde e, Maalesef İngiltere'de İtalya'da ağırlıklı olarak bu tartışmalar oluyor Geçen Sezon Sevinmedi değil para. önceki sezon Manchester United kaybettikten sonra Kaybettiği akşam Pogba Güldüğü gülümsediği bir story paylaştığı için Çok eleştirildi Sonra antrenmana gider gitmez. Antrenmanda Mourinho Pogba ile karşı karşılaşmaz. Bu konuyu soruyor Pogba'ya. Pogba böyle yüzü bozuluyor. Çekmişler kamerayla. Ne diyorsun sen filan gibi bir jest mimiklerde bulunuyor ve devam ediyor. Mourinho çok kısa bir yanıt verip devam ediyor. Sonra Pogba şöyle açıkladı. Statta tribünde o sırada story atıyor, paylaşımı yapıyor fakat internette sıkıntı var. Paylaşım post edilemiyor. Havada kalıyor. Sonra stat'tan çıktığında, maç bittiğinde, internet geldiğinde o Geç uygulama, oldu. evet paylaşımı paylaşıyor. Pogba'nın açıklaması bu şekilde. Orada da artık Manchester United kaybetmiş ve üzgün bir an oluyor. Pogba'nın açıklaması böyle. Hani o yüzden İngiltere'de, Manchester'da Pogba bu şekilde tartışılıyorsa Türkiye'de Halil'in bu şekilde tartışılması doğal. Ben de Halil'in iyi, iyi niyetli olduğuna inanıyorum. Oyununa odaklansın. Sağda daha fazla savaşsın. Bu şüphelere mahal vermesin sahadaki savaşını tamamlasın. Daha fazla mücadele etsin. Topu ısırsın. O zaman kimse zaten böyle şer peşinde koşmaz. Markao için Moskova derbisi başlığına ne dersiniz? Gerçi o pazar şu aralar biraz sıkıntılı olabilir. Programa başlarken ve izleyicilerimiz de şu anda takip ediyor. Elbette Ukrayna Rusya gerginliğinden dolayı. Çeşitli şeyler e, hani Avrupa ülkelerinden Amerika'dan çeşitli şeyler geleceği neydi onun ismi e, kısıtlamalar geleceği Rusya'ya uygulanacağı yazılıyor, evet. çiziliyor, söyleniyor. Yani Ambarlolar. bilmiyorum. Kolay bir tercih olmaz herhalde o lige gitmek. Bugünkü baktığımız çerçevede elbette yarın öbür gün bir hafta sonra, bir ay sonra iş nereye bağlanır, nasıl çözülür bilemiyorum ama bu sabah itibariyle... Doğru. UEFA Avrupa Ligi oynayacak. Onlar da işte bahsediyor takımlar... Ya, Şimdi öyle bir ortam var ki herkes, her kafadan bir ses çıkıyor. Yok kulüpler men edilecek, yok efendim böyle olmayacak, sponsorluklar ne olacak, ee, o Avrupa Ligi'ndeki, Konferans Ligi'ndeki takımlar vesaire Dünya kadar herkes bir şeyler söylüyor, ortalık biraz o anlamda karışık. Evet, Ukrayna futbolu ciddi etkilendi evet. zaten son 10 yılda. Bu karmaşadan ciddi bir şekilde etkilendi. Evet. İşte Shakhtar kendi kentinde oynayamadı, Zorya kendi kentinde oynayamadı ki Avrupa'da başarılı kulüplerdi bunlar, Zorya... Lugansk'ta oynayamadı, Odessa'da oynadı, Shakhtar Donetsk'ta oynayamadı, Kiev'de oynadı vesaire. Benzer sıkıntılar yaşanabilir. Umarım bu sıkıntılar yaşanmaz. Marka Galatasaray Avrupa Ligi son altı oynayacak. vitrine çıkacak. Umarım daha fazla oynar. Daha fazlasını. şeref finali, yarı finali de oynar. Ee, o zaman da Galatasaray Marka yeni sezonda markette değerlendirecekse bile daha yüksek rakamlarla değerlendirme şansı bulur. Çünkü orası vitrin. Yani şu aşamada böyle bir teklif varsa bile böyle bir anlaşma yapmak için Doğru zaman değil bence. Siz Avrupa Ligi'nde son altı oynayacaksınız. Bütün oyuncağınız bitine çıkacak. Şimdi artık son iki dakikanın içindeyiz. Fanatik Gazetesi ve Beşiktaş diyelim. Başlığımız Yıldızlar Takip'te. Yeni sezon için çalışmalarına erken başlayan Kartal, Jetson Fernandez'in ardından bombaları patlatmaya devam etmek istiyor. Orta alanda Teşiyera'nın ayrılması halinde Talişka'nın peşine düşecek olan yönetim diğer hedefleri de belirledi. Beşiktaşlı idarecilerin sezon sonunda yolların ayrılacağı Mişibat Batşuay'ın yerine Alexander Sörlot'u getirmek istediği bildirildi. Real Sociedad'daki kiralık macerası iyi gitmeyen Sörlot'un yeni bir maceraya hazır olduğu öğrenildi. Yabancı yıldızlara ek olarak yerli isimler için de harekete geçen siyah beyazılar Fenerbahçe'deki yeni sözleşme konusu yılan hikayesine dönen Ferdi Kadıoğlu'nu yakından izliyor. Galatasaray'ın kiraladığı Halil Dervişoğlu da yine Beşiktaş'ın radarında." demiş gazete. daha önce de söylemiştik, dün de söylemiştik. Önceden planlama yapmak güzel bir şey. Doğru. Geçen sezon Trabzonspor'un stratejisiyle benzetebilirsiniz. Evet, evet. Transfer çalışmanı erken başlaması, imza yani olur erken olmaz atması. ayrı konu ama bu işin yapılıyor olması çok güzel bir şey. Bir kulübümüzün Trabzonspor gibi ki Beşiktaş'ın 2021 22 yazını iyi değerlendirmediğini, Doğru. tek direktör imzasının 35 gün gecikmesi sonucu oyuncu kadrosuyla ilgili herhangi bir hamle yapılamadığını hatırlayınca bundan ders çıkardıkları ortada. Derse çıkarmalılar. Beşiktaş'ın takviye yapması, mesela bugün itibariyle sorsalar size birinci olarak neresini gösterirsiniz takviye yapılması konusunda? SOS veren. Abu Bakır'ın kaybı Beşiktaş'ın oyununu o kadar çok etkiledi ki sadece Santrafor değil aynı zamanda oyun kurucu performansıyla da Beşiktaş'ı şampiyonlar taşımıştı. Abu Bakar'la Batu Şahin aynı tip oyuncu değil. E sonuçta Batu Şahin'in de kiralık sözleşmesi bitiyor. Dolayısıyla oraya bir takviye yapacaklarını tahmin etmek çok büyük bir kehanet sayılmaz. Ve o tipte bu kez ceza alanı kutu bitiricisi değil de daha fazla oyuna katkı yapan, oyun kurulumuna katkı yapan Abu Bakar tipinde santrfor yönelmeleri sanki daha doğru olacak. Orta sahaya zaten Jetson Fernandez de önemli bir katkı yaptı. Oradaki dinamizmi iki yönlü Tabii, oynayabilecek. O rotasyonu güçlendirecek. Önemli bir katkı yaptı. Bekler? Yani yerli Topal. umut veren Türk oyuncu var Beşiktaş'ın. Gelecek sezon 4 yerli oynatma mecburiyeti var. Evet. İlk 11'de. Dolayısıyla transfer hesaplamalarını yaparken Buna da dikkat etmelisiniz. Rıdvan'a kesinlikle yatırım yapmalısınız. Kerem de önümüzdeki maçlarda daha fazla şans verilip gelecek sezon planlamasındaki yerini tespit etmeniz lazım. Kerem Doğru. bu sezon oynatmalısınız ki gelecek sezon transfer planlamanızı belirleyin. rozya tabii aşması gereken çok çok önemli bir seviye. Kesinlikle Zor öyle bir seviye. ama dört yerli de oynatma zorunluluğunuz öyle. var. Diyelim ve bitirelim. Uğur Meyke çok teşekkürler. Süremizin Aynen. sonuna geldik değerli izleyenler. Yarın yine aynı saatte yeniden birlikte olana dek hoşça kalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalın.